Hoş geldiniz diyoruz ve konumuza giriyoruz. Konumuz bugün Horde ve Alliance. Yani BFA'nın o 8-3 yamasından sonra ne oldu? Onları izleyeceğiz. Neler olabilir? Onları konuşacağız. Bir de genel hakkında işte Horde şöyledir, Horde böyledir falan diyeceğiz. Kendi yorumlarımızı katacağız. Sizlerden de Orada şöyle böyle diyecek. sorularda da. Aynen, yani özetle çok yumuşak sohbetler yapıp adamların adını unutmuşum. Hemen ekleyelim. Doğru söyledim bak. O kadar da prodüksiyon falan verdik arada. Böyle artistik yaptık. Hemen kendimi rengimi belli edeyim. Aha. Eda Hort tişörtü geldi, Benim gördünüz. kolyem var abi burada. Aa, Alliance çok kolyem var. güzel. For the horde. Benim kolumu gösteremiyorum. Neyse. Benim de ufacık bir Alliance kolyem var. 2 yıldır takıyorum. Hiç çıkarmadım. Tişört şey aşkım. Bu ben tankım tişörtü. BFA'nın başında aldım. Hiç çıkarmadım. Şimdi Ama şöyle. Hort tişörtüm de var. Nacizane arkadaşlar, 8-3'ten sonra şöyle bir açıklama geldi Blizzard'dan. Warfront'ları, yani Arati'deki verilen savaşı ve Dark Shore'da verilen savaşı Alliance kazandı. Hikaye bazında dediler. Ve bunların sonrasında birer tane sinematik geldi. Bir Horde tarafını anlatan, bir de Alliance tarafında ne olduğunu anlatan. Önce bu sinematikleri beraber izleyelim. Ve hani bu sinematikler neyi anlatıyor bize ya da nereye yönlendiriyor hikayeyi. Onun üzerine konuşmalar yapacağız şimdi. Bence sen bir kaydı sıfırla önce. Kaydı kapattım ya. Yayın Kayıt tekrarından aldım. kapanınca düzeldi. Yok yani o dosyayı yok et. Öyle bir şey yaşanmadı. Sıfırdan şey yapıyorum yani. Sıfırdan Her kaydı. Her şeyi sıfırdan başlayayım. Evet. Olur öyle arkadaşlar, bizim kaynaklar şey sınırlı. Amatörce takılıyoruz. Bayılırım. Gibi mi, düzeldi mi? Düzeldi. Evet, düzelirse yeni kayda başlayacağım. Tekrar almaya gerek yok ya, anlatırız. Yok, video dönüyor. Yok, YouTube kaydında. There is truth in her words, Anduin. Peace may be on the table today, but soon enough the Horde will sound their drums and march for war. When that day comes, no scrap of parchment will hold them back. The path to peace will not be easy, and not all will choose to walk it. But this is the only way to build a better future. I believe it will work, Gen. It has to. Şimdi videomuzu izledik arkadaşlar. Özetle ben size anlatayım videoda neyi anlattığını. Anduin gururlu bir şekilde sahneye girişini yaptı. Ve dedik ki işte 4. savaş sona erdi. 4. savaşta bu ara büyük ihtimal Nzot'a karşı olan savaştan bahsediyor. Yok, 4. savaş şey abi, Alliance'la Horde arasındaki savaşı kastediyor. Onu mu kastediyor, emin miyiz? Evet. Yani çünkü mesela Third War, yani 3. savaş dediğimiz savaş, Scourge'a karşı verilen savaşı kastediyordu Yok. ya. Ama o şey, Veteran of the Fourth War title'ını 825'ten sonra aldık ya War Campaign'i. O Ha, 4. savaş bu eyvallah, doğrudur. Yanlış biliyor olabilirim. Velhasıl şöyle, Anduin gururlu bir şekilde sahneye girdi ve dedi ki Horde ve Alliance arasındaki barış sağlandı dedi. Her şey çok güzel olacak derken Tiran'da ne oldu işte, hani Ay bu şekilde ağlarken, Ay Tanrıçası falan bu şekilde ağlarken barışın sağlanması gibi durumdan söz edemezsiniz gibi bir cümleyle içeri dalış yaptı. Olanlardan sonra nasıl söyleyeyim, hani halkın bunu unutması imkansız, mümkün değil. Yani Sylvanas'ın kanıyla yazılmadığı sürece o anlaşma benim için bir geçerliliği yoktur dedi ve arkasını döndü gitti. Daha hani orada birkaç cümle daha döndü şöyle mesela. İşte aynı şey Stormwind'de olmuş olsa sen yani rahat bir şekilde bırakacak mıydın her şeyi falan? Barış imzalayacak Ve mıydın falan dedi. burada bölebilir mi? Tabii. Bunun aynısını Tides of War'da olması lazım. Görkem yanlış düzeltsin. Jaina, Alliance Doğru. liderlerine diyor ki Horde bir World Tree yaktığında ne yapacaksınız? Diyor.
Aynı burada Trendel'in Stormwind hakkında söylemesi gibi. Ve ama Trendel'in burada Jaina'dan bir farkı var. Trendel şu an Sylvanas'ı avlıyor. Ordu değil. Yani şu an yani Trendel için Ordu hiçbir anlamı yok. Ordu yani hiç bir önemsemiyor. Onun derdi Sylvanas. Jaina'nın derdi tamamen Ordu yok etmekte. Hatta hani bu da bir kitapta geçiyordu. Oyun içinde yoktu ama işte Orgrimmar'ın üzerinde bir kocaman bir sel mi diyeyim? Yok. Tsunami götürüyordu. Zaten şey işte tam Siege of Orgrimmar'dan önce yapmaya da çok yaklaşıyor. Son anda vazgeçiyorlar. Konuşarak aynen. Evet. Troll'la kalemiz. Hani böyle bir fark var. Bu olaydan sonra Chandris geçiyor galiba Anahtar'ın başına. Ondan emin olamadım. Trende gidiyor galiba. Hı hı. Çünkü Dark Shore Warfront'un quest'i yapamadım. Unuttum abi. O yüzden o son şeyi yapamadım. Yani. Zaten evet, öncesini yapmak gerekiyor. Yoksa açılmıyor. Yok hayır. Dark Shore'a Warfront'a girdim. Maya'dan quest'i almam gerekiyormuş. Ben onu unuttum. Ha. Bilmiyordum. Ve işte burada Gen de arkadan direkt gazlıyor yani. İşte Horde bunu tekrar yaptığında. Evet yani Horde'a güvenemezsin. İşte tekrar Horde'u... aynı şeyleri yaşayacağız falan diyor. Trende burada şey diyor hani. Hani yaratık, daha hayvan diyeceğim burada. Hayvan vahşiyse onu kimi sürdüğünün önemi yok diyor. Çünkü yani andığım şey diyor ya, orada artık tek adam değil de bir ciddi ciddi demokrasiye geçti yani. Kan filanı işte. Dur onu da izleyeceğiz vardı zaten. Evet ama onu sinematikte kendi söylüyor yani. Onun için hani bir daha yapmayacaklar diyor. O konuda da ben bir şey söyleyeceğim Trendel'in yorumu hakkında. Benim izlenim bu sinematikten. Yani Trendel'in o anlık o Elun'a tarı da çok güzel. Ekran kararıyor ya böyle hani. O çok beğendim. O Trendel'in gücünü de gösteriyor. Sonra Trendel atarını yapıp gidiyor. Siz ya da Görkem edersiniz bilmiyorum. My Furion nerede bu arada? Yani o Dark muhtemelen şeydedir yani Dark Shore'dadır aynen. Okey. Yani hiç karışmıyor. Yani karışmıyor. Yönetime zaten o eskiden beri karışmıyor. Tabii canım. Trende ne der? Hanımcı mı atıyorum? Evet evet. Hanım ne derse odur diyor. Hanım benim hanım. Aynen. Zaten öyle bir şey yapar yapılır mı? Ya, benim bu şeyden anladığım zaten daha önce de yani şeyden önce hatta BlizzCon'dan önce bunun muhabbeti döndü. Artık işte yavaş yavaş hani Horde içindeki çatışmalara çok fazla girdik. Hatta işte üst üste çok fazla Horde içinde çatışma oldu. Artık yavaş yavaş Alliance içindeki çatışmalara tanık olacağız dediler. Ve evet, evet. Onun ilk adımı bu. Zaten işte önceden de belliydi. İlk başta işte Sylvanas orayı yaktıktan sonra Trendel'in tepkisinden sonra zaten bunun olacağı belliydi. Sonra zaten işte önce Dark Warrior olayı oldu. Ondan sonra Dark Shore olayı oldu. En son bununla bitti. Zaten şimdi Gen'i de yanına aldı. Gen'in de önceden aynen işte Legion sırasında mesela Gen'in Sylvanas'a saldırdığı sırada Horde'la Alliance arasında saldırmazlık paktı var. Onu kırarak kişisel bir sebepten yeniden savaşın ilk adımını atan o yüzden Alliance'tır. Onu da baştan söyleyeyim. Horde'la Alliance arasında... Çok uzun süre söyledik, kimseye inandıramadık kendimizi. Tabii yani ilk hamle Alliance'dan geliyor. Gen'den geliyor. O zamana kadar çünkü hani lokal çatışmalar var ama liderler arası ve böyle açık savaş tehdidi gerektirecek bir durum yok. Ama işte insanların orada gene o kadar kızmamasının sebebi çok işe yaramış olması gene nasıl saldırsın. Yani her şeyi yeri kurtarmış olması yoksa fena tepki yerde. Tabii yani artıları eksileri var. Tabii şey açısından Forsaken açısından kötü oldu ama yani Eir açısından ve şey açısından Valkyrie'ler açısından iyi oldu yani. Ama esas şimdiki durumda yani özellikle şu son sinematikten sonraki durumda bence Trendel artık
Baya tam Darkseid'e geçiş yapmış. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben trende de Rage görüyorum açıkçası ve yani Evet, mesela eskisi gibi böyle bir şey yok. Hani savunma modunda değil, artık saldırı modunda. ve yani ben Evet. sonuna kadar da hak veriyorum yani trende. Yani Evet. atıyorum şöyle ben empati kuruyorum. Trendin yerine koyuyorum kendimi. Ben bir liderim. Ve yani sadece hani halkımı öldürmekle kalmıyor. Ne derler? Yakıyor bir de Hayır ağacı. hayır yani ölüsünü de rahat bırakmış. Şimdi o ağacın olayı sadece Evet. halkın yaşadığı yer değil. Orada vispler de yaşıyor yani. Evet. Halkın atalarının Yani ruhları da o ağaçta yaşıyor. ve kutsalı yakıyor bir de yani. En kutsallarını Aynen yakıyor. kutsal Bir de taşları hepsi tükürdü zaten yani. mava gidiyor. Gerçek şeyine de Bir şey diyeyim gitmiyor mi? ya işte. Trende zaten bir de onu bilse. Evet. Oo, bir de mava gittiklerini Şimdi bilse şeyde onun. zaten Shadowlands'de iyice delirecek aynen. Şimdi Evet. ben söyleyeyim. Benim Trende ile ilgili bir karşı tezim var. Şimdi Utku bile Horde olarak Bu arada hak bir bilgi veriyor vereyim ama mi? ben he? Bir bilgi vereyim Otel Dressel ile alakalı. İnsanların üzüntüsünü biraz hani dindirecek bir şey. Elo'nun o sırada oradaki Nalteflerin acı çekmemesi sağladığını okumuştum. Yani Ya o oradaki onunla o nerede güzeldi. geçmiyor tam bilmiyorum. Onu ben de okudum da çok dayanıklı değil o be. Tam tersine Elun hiç sallamadı gibi gözüküyor. Yok, Çünkü Sylvanas'ın A Good War kitabında Sylvanas sanırım Elun'un bu müdahalesinin farkında varıp canı sıkılıyordu yani. Böyle bir şey yani hatırlıyorum Sylvanas'ın. o öyle bir şey hatırlamıyorum ben açıkçası. Çok da detay yani Ya ne bileyim Elun bence bakmak de çok lazım. böyle sallamıyormuş gibi duruyor. Çünkü Yok, hani zaten o yangını söndürmüyor. Sadece acı çekme yerini Hayır, engellediği yeri. Moon Goddess olayını terk edebildikleri için hani Evet. Night Elf priestleri yani sanki Elun'dan biraz uzaklaşıyor gibiler. Ya hani ana main konu o değil. Asıl Evet. şimdi Gangrayman'in ve Trenden'in hani savaşa yatkın olması şu anda. Hani Evet. daha çok Orada yatkınlıktan bir ziyade istiyor olması yani. Bunu istiyor adam da. İntikam Aynen. istiyor çünkü yani. Orada bir Evet. işte Utku'nun dediğine karşı tez aynen benim söyleyeceğim bir şey var. Şimdi Trendy'ye ve gene acıyorsunuz değil mi? İkisi de Ben böyle gene hiç acımam mağdur abi. gözük. Onu Yani söyleyeyim. şimdi daha dur. Şimdi ama ikisi aynı safta ve genel Evet. olarak hani sen şey yapmasan bile gene acımasan bile sen de Trendy'ye acıyorsun. Mesela mağdur diyorlar Şimdi çünkü şöyle genel acımak bakınca. değil de empati kuruyorum. Ben mesela hani o PT trende ne kadar zavallı işte Yok halkın yok intikamını tabii. alıyor değil. Anlıyorum Şöyle anlıyorum. hani ben de haklı ya da haksız olsam bir nasıl söyleyeyim bir klan lideri pozisyonunda olsam I must avenge my clan, yani intikam Evet, mı almam tamam, lazım evet. bu. Evet, %100 katılıyorum. Şimdi çıkış noktası olarak çok doğru ama yaptıklarıyla bu motivasyonlarını desteklemiyorlar. Onu da şöyle anlatayım. Dinliyorum. Gen, şimdi Gen'in kurulmasının sebebi oğlunu öldürmesi Evet. Sylvanas'ın ve Gilneas'ı işgal etmeye çalışması değil mi? Evet. Gilneas'ı kurtaran Alliance. Gilneas'ı Alliance kurtardıktan sonra ancak Worgenler ve Gilneas Alliance'a katılıyor. Abi hiç konuya O aşamaya girmeseydik keşke. niye? Yani çünkü Gilneas'ın bir kere Gilneas olmasının suçu Gengireyman. Evet, o kapıyor İşte kapıları. onu diyecektim tam çünkü Biraz da şimdi Eden Budur oldu mağdur Gengireyman'ken ya. mağdur diye üzülüyorsunuz ama bu adam Alliance'a Gilneas'ın girmemesi için şehrin etrafına duvar örmüş bir adam. Ama abi Uzun şöyle süre düşün beni. hiçbir şeye bulaşmıyor. Uzun Evet. süre her şeyden izole tutuyor şehri ve halkını. Ne zaman ki işte bu Worgen Curse geliyor, işte hepsi kurt adama dönüşmeye başlıyor. Ve ne zaman o zaman bile hatta dışarı açmıyor olayı. Ondan sonra işte Forsaken Sylvanas saldırıp işgal etmeye çalışınca artık böyle can havliyle intikam şeyiyle oğlu da ölünce kendi de böyle zar zor canını kurtarınca Alliance gelip kurtarınca aman Eli olduk diye böyle kabul ediyor. Abi Onu ama bile bir şey Naz de Niyaz düşünmek kabul ediyor. lazım. Şimdi bu şekilde Alliance'a sonradan katılmış bir yani yöneticinin Alliance'ın kaderini etkileyecek bir hamleyi bu kadar kişisel bir böyle intikam hırsıyla yapamaması lazım. Bunu yapsa da Kesinlikle. Alliance'ın mesela bundan özür dilemesi onu bir şekilde böyle ya da bir nötrleyici bir şey yapması lazım. Tam tersine adam
yani başka daha büyük bir düşman varken ve iki taraf da buna karşı savaşırken bunu bozan ilk karakter oldu. Şimdi gene o yüzden bu kadar böyle masum ve yok, mağdur yok, ama görmüyor. Şöyle, mağduriyeti, bir şey bak, haklıyken haksız duruma düşüyor. Aynı şey Tirande'de de var. Şimdi onu anlatacağım. Gene o yüzden anlatmışım. Tirande'deki durumu da anlatayım. Zaten sonra siz söyleyin. Tirande'de de aynen haklıyken haksız duruma düşme var. Çünkü Hord'un işte bu saldırıda işte sonunda ağacı yaktığı saldırı 2 hafta sürüyor. Ve oyun içerisinde de bu 2 hafta sürdü. Lore'da da aynen 2 hafta sürüyor. Ve direkt böyle sürpriz bir saldırıyla ya da aynı mana bot gibi böyle bir tek vuruşla bir şey değil. Geliyor yani Hord gümbür gümbür bütün ordu ordumardan çıkıyor. O işte şey önceki işte Astranar'ı falan ele geçirip adım adım böyle yıka yıka ele geçirerek geliyorlar. Ve son aşamada Malfurion'da, Tirande'de çok büyük stratejik hata yapıyorlar. Şeyin işte Alliance'ın onları korumaya gelmesi için çağrı yolluyorlar. Bakın işte Horde saldırıyor, biz savunmaya geçtik, siz de gelin püskürtelim diye. Ve bu sırada siviller için hiçbir önlem almıyorlar. Aynen. Hatta sivillerin çoğunu da savunmada kullanıyorlar. Artı Wisp'leri de savunmada kullanıyorlar. Bakın o Wisp'ler yani o kadar basit değil. Wisp'leri kullandıkları zaman şehirdeki kendi nasıl diyeyim büyü güçleri bile değil. O şehrin oluşması o temel zaten o Wisp'lerin orada olmasına bağlı. Evet. O, ama onları bile savunmada kullanıyorlar. Ya orada şeyi bile söyleyebiliriz abi. Yani Siltus'ta normalde şöyle söyleyeyim. Hani Horde Masum'a getirmeyeceğim tabii ki konuyu da. Siltus'ta non-combatan goblinlere ilk kafa atan da Night Elf'lerdi. Tabii tabii. Aynen. Alliance saldırıyor orada da. Ya mesela yani, trende de orada şimdi şey yapıyor. Haklıyken haksız duruma düşme çok güzel tanımlıyor o yüzden. İlk başta haklılar. Ve Gen de haklı. Trende de haklı. Yani kendi davalarında haklılar ama bu motivasyonlarını ve bu haklılıklarını savunmak için yapmakları gereken hiçbir şeyi yapmıyorlar. Öncelikle kendi halklarını savunmuyorlar. En başından o ve işte böyle duygusal davranıp kişisel intikamların peşine düşüyorlar. İkisi de mesela aynı şekilde devam ediyor. Trende daha da karanlık gidiyor gene göre. Gene onun yancısı oldu artık. O kadar açtı ki trende kendi inancını bile yani feda ediyor. Gene'nin yürümek istediği yolla paralel yani trendenin gittiği yolla. Evet. Evet. Şimdi trendenin şu anda olduğu konu kendi inancını bu yani rahibe bu. Elun rahibesi. Elun'un gücünün karanlık tarafını kullanıp da intikamını alabilmek için yani inancından vazgeçti bir nevi. Evet. Olayın i̇şte tersini vazgeçti kullandı. Vazgeçti mi yoksa hani o istem dışı diğer, bir şeydi. Elin diğer tarafına geçti aslında. Ya geçti ve şey Ayın oluyor. Ne geçti. Elun'dan şey alamadığı için, cevap alamadığı için yani bu yöntemi denedi. Bu yöntemi daha önce denemiş. Hayır, hiç kimse ama hayatta kalamamış. İşte öyle bir söylenti var falan ya da yapan işte kendini böyle karanlık güçlere kaybetmiş falan diye işte bütün onları göze alıp işte bu karanlık tarafını öne çıkardı Elun'un. Ama bu Elun'un gücünü kullanmak değil. Bu şöyle düşünün. Nasıl diyeyim sana? Mesela ama Elun'un komple aydınlık bir canlı olduğunu nereden biliyorsun? Ayın en önemli olayı iki taraf olması. Ayın karanlık tarafı da aydınlıktır biliyorsun. Güneşin geldiği taraf her zaman aydınlık. Biz görmüyoruz sadece. Evet. Adı öyle. Hatta işte yani şu anda Pink Floyd Dark Side of the Moon yani tesadüfi denk geldi. Yani bak zaten açıkladığı şey şu işte kendisi de diyor yani dualarıma yanıt alamadım işte şey yapamadım evet. Savunmak için iki şeye güvenmişler. Sonradan onu anlıyoruz. Bir Alliance'ın gelip onları kurtarmasını beklemişler. O olmayınca Elun'a dua edip onları bir şekilde mucizevi bir şekilde kurtarmasını beklemişler. Bak, İkisi de olmadı. Çok şimdi balla yani kesiyorum abi. Özür diliyorum. Ama yani Şükrü çok güzel bir yere değindi. Mesela o da diyor ki yani tamam da diyor yani şehir savunmasını diyor topyekun halkla yapıyor diyor. Hani bu stratejik hata mıdır peki yani?
Bir de ben bir şey Hayır, diyeceğim. siviller açısından. Halkla tabii ki yapacak ama siviller açısından. Sivilleri boşaltması lazım. Lazım aşkım boşaltması. Ya hayır, geldikleri şimdi, belli yani. Şimdi Hiçbir şöyle şey söyleyeyim yoksa yavrucuğum. İşgal Tamam, edecekler doğru şeyi. söylüyorsun ama çok büyük bu Stalingrad şeyinde de çok efsanevidir. Halkla savunmuştur yani Ruslar zamanındaki Abi bak Almanlara karşı. halk savunması başka, siviller başka. Kadınları, çocukları boşaltırsın mesela. Yani ben biraz Şükrü'ye katılıyorum ya. Hani çok şey Halktan yapmayayım. gönüllüler kalır. Anlıyoruz O birbirimizi başka. de. O şey zaten şey diye geçer. Milişya işte Evet. savunması olarak Militeri geçer. savunma. Evet, evet ama Evet. şey yani evet şimdi mesela bundan dolayı yakınıyorsan benim halkım öldü diye yakınıyorsan zamanında çıkartabilirdin. Yani çünkü bu Evet yani. vaktin ve zamanın vardı. Ya da işte İki sen şey hafta sürdü diyecektin ya, işte 2 hafta. hani Zaten bir ben hata daha yapıyor atıyor. Ya ben hatadan ziyade şöyle devam ettirebilirdi sohbeti. Ya işte adını sen söyle. Alnımızın akıyla işte alnımızla şanımızla işte şehit düştük. Şey olduk. Adını sen söyle. Vatanımızı savunmaya çalıştık. Ha, Diyebilir yani. savunurken öldük de falan Ha, değil mi? aynen. Yani. Hani bir de şey diyeceğim, trende bencillik yapıyor aslında. Belki anlık bir kararla yapıyor ama Malfurion yaralandı yani ölümcül şekilde yaralanıyor ya. Trende basıp gidiyor Evet, Malfurion'la beraber. aynen. Ve son Yok, ana kadar savunmada tam gelmiyorlar katılmıyorum. zaten. Trendon'un yaptığı kesinlikle doğru değil. Yani şey, biz çağıralım onları, onlar gelene kadar biz buraya biz insanları da öne savunalım. Bence olmaz yanlış. Yanlış bir Ya strateji. Yanlış strateji. ben de bir komutan olsam, bir lider olsam aynı şekilde davranırım. Abi sivil halkı Ama kesinlikle şöyle bir şey var. tahliye ederim. Sivilleri tahliye etmeseler zaten Night Elf'lerin aslında silahlı askeri gücü çok iyi. Yani şimdi Warcraft'ı hiç oynuyorsunuz aslında biliyorsunuz. Night Elf'ler öyle hafife alınacak ırk değil. Hani ben şuna bağlamak Tabii. istiyorum aslında şuna. Bu konuyu şöyle bağlayacağım. Sivanas'ın bu yaptığı açık konuşayım. Bence WoW boyunca hep böyle daha pasif, daha sakin kalan Night Elf'leri o Warcraft 3 olduğu aldı. Güzel de Çünkü oldu. o Dark Shore'un o açılış sinematiği vardı ya o orkların ve troll, o Horde ekibinin o Dark Shore'a girişi. Hatırlayın Grommash Ashenvale'a girdi Yusuf Yusuf attı mesela Warcraft işte. Çünkü öyle bir yer aslında zaten olduğu yer hani ağaçlardan sesler E geliyor tabi karanlıkta aynen. Yusuf Yusuf Nereden saldırı atıyorsun. geleceği belli olmayan bir. Evet. Hani o çok uzun süredir yoktu bence. WoW boyunca o yoktu. Zaten şeydir Şimdi o. Bütün böyle elf fantazisi de onun üstüne kuruludur. evet. Böyle orman cinleri işte Evet. oradan şey olur falan. Hani bilmiyor bir de troller falan. Bayağı korkuyorlar Dark Souls'ta da Tabi çünkü. tabi. O O açıdan doğru. yani o Night Elf'lerin o Hatta agresif bak diyeceğini yapısı. unutma. Bir tane World Evet. Quest'te şey diyor. Galiba işte Maiev mi? Bir tanesi şey diyor işte orklar bize göre işte bebek sayılır. Biz işte bu dünyanın oluşumundan beri savaşıyoruz Tabii işte canım yani çok uzaylılar falan inanılmaz diyor böyle. tecrübeleri var. Tabii değil mi? Onun için Night Elf'lerin aslında o cidden Savage modunu açtı. Güzel oldu. Trend açısından şey diyecektim. Peki Nasıl şeyi diyeyim? söyleyeceğim Şükrü'nün bu şeyine karşılık. Peki Anduin şöyle bir şey söyledim ya tamam Tedrasil'i bırak sonra geri döneriz. Şimdilik hani Evet evet dedi. 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 Yani Dedi tamam. dedi. Şu Açıkça an söylüyor. Dazar'a var. Şu an Dazar'a yoğunlaşmamız lazım. Dazar'a çünkü 8.1'de. Bunu yapalım döneriz dedi. Trende öyle bir Döneriz şey dedi yok. başka bir şey Ben değil. gidiyorum Şu dedi. dedi aynen öyle. Tamam bebeğim sormak durumundayım hani. Ha. Dedi ya hadi Resmen biliyorsun. böldü yani Alliance'ı. Ya evet Trende yani tek başına. Tren'de mi yaptı bunu Anduin mi yaptı? Gerçekten Yok yok Trende yaptı. hayır şimdi Anduin'in gerçekten yapabileceği Zul'Dazar başka bir yani şey yoktu bu orada. kadar önemli miydi yani bu pozisyonu? Önemliydi çünkü Horde'un Horde şöyle Zandalari'yi Horde'dan koparmayı amaçlamıştı ama şimdi o da orada saçma bir şey var. Bunu arkadaşlarla çok konuştuk. Anduin ne düşündü hani? Zandalari'ye saldırıp bütün Zandalari'yi yok edip Horde öyle bir şey yapamazsın. Ya ben Bir de mesela bence stratejik Dazaran'ın çıkarma olarak çok saçma. şey düşünürdüm abi. Yani önce kombat, Koparamazdı yani zaten. sonra enemi yani hani önce yoldaş, sonra düşman. Ya Değil mi? işte adamlar bir Yani plan öyledir yapmışlar, bunun zaten. üzerine gidiyorlar ama yani İttifak sonuç sonuçta. bunun Şimdi anlamı o zaten. hayır Eda'cığım Hani aynen. Zandalar İttifakın Empire amacı o. dediğimiz şey, hani Zandalar Empire dediğimiz şey Old God'lardan falan kalan bir şey neredeyse. Sen şimdi o adamları gidip yapamazsın. Adın orada kim gaza getirdi bilmiyorum ama büyük hata yaptı bu arada. Yani çünkü madem faction konuşuyoruz bence Battle of Dazar'ı mutlaka konuşmamız lazım.
Kesinlikle canım, konuş. Zaten savaşın ben... ikinci aşaması o yani. Ve mesela insanlar şeyi bilmiyor. Taliesin de bundan bahsetmişti, hani bir bastılar tuşa bütün Vandalar filip gitti ya sinematikte. Biz onu alliance olarak yapıyoruz War Campaign'de mesela. Altına bomba yerleştiriyoruz. 8 tabii tabii. 8 günde de o mekanizma yerleşmiş zaten. Basıyoruz, bütün fleet gidiyor. Alliance fleet de Aşara'yla gidiyor. Aşara'nın yaptığı yere gidiyor. O zaten durumu eşitleme hamlesi tam. Evet. Şimdi çok kısa bazı şeylere cevaplayarak gidelim. Bu yayın biraz şey oldu çünkü bayağı interaktif oldu da. Nelf ordusu Siltus'a gönderildi ama zaten Siltus'ta olanlar yüzünden o yürüyüş başladı. Yani Teldrassil'de olan olaylar sırasında Night Elf ordusu Siltus'ta değildi. Night Elf zaten WoW'da... Şöyle yapılmıştı. Bir Sylvanas ve Sauerpank... Sylvanas ve Sauerpank Siltus'a yalancı bir çıkarma yaptılar. Dikkatleri çekmek için. Evet. Alliance'in dikkatini çekmek için. Oradan zaten Alliance'in oraya dönmesi falan. Tamam, yani Dark Shore'a dönüş vakit ya, aldı. Bir savaş yani ama kimse ona... Yani öngör, cevap ver. Hayır. Şimdi arkadaşın kastını ben tam anladım. Orada yapılan ordu stratejik hamlesi. Orada ha eyvallah ama şey olarak hani o nasıl söyleyeyim... ilk Azeret'in incelenmesinden dolayı gönderilen ordunun tamamı orada kalmadı. Geri döndü. Onu söylemeye evet. çalışıyorum ben de. Neyse, eziklendi. Peynir ekmek gibi geçemezsin diye kimse kusura bakma ne horda ne pek anlamadım. Bir dakika, ne bir dakika? Ela'ya geçelim tarzına eşit yaklaşıyorlardı. Trende nasıl yapıyor? Neyi abi? Neyse. Anduin'e biraz Enver Paşa sendromu var. Yani kutbi, mantıklı mantıksız bir yorum değil. Yani o da aynı şey. Yani mesela direkt neydi? Sonuca odaklandı. Anladın mı? Ben bu işte muharebeyi yenersem savaşı bitiririm modunda takılıyor. Yani benzetme güzel. Niye? Yok, gayet doğru, güzel. Doğru, evet, doğru. Evet. Beğendim şu yani, ya zaten şey... Ya mesela Taliesin şey diyordu Anduin işte. Zandala, Battle of Dazaralar'ı incelerken şey diyordu Anduin. Hani şey çok komik hani. Geri döndüğümüzde Alliance olarak Anduin'e şey diyor işte. Rahatlıkan öldü diyoruz. Anduin de şey diyor. Ya keşke böyle olmasaydı. Ben olmazdım diyor. Taliesin de şey diyor. Ha Anduin şeyi bekledi herhalde. Bunlar... Rahtakan'ın önüne gelecekler, satranç oynayacaklar, yenecekler hani Anduin. Ya başlamış gerçekten Dazaralar'a girerken onu da anlamış değilim. Yani Rahtakan'ı öldürmeye girdim. Belki vazgeçirmek. Ama Anduin şeyi biraz daha nasıl söyleyeyim hani şimdi babası Neyiz? Sürekli evet. olarak savaşlarda yoğrulmuş bir karakter. Evet. Hani Anduin biraz daha böyle nasıl söyleyeyim eğitilerek işte şehzade şehrinde falan takılarak böyle başa geldi. Biraz hani babasının sayesinde başa geldi. Savaş olarak değil, daha çok diplomasi olarak. Zaten babası da yoktu çok uzun süre. Aslında. Aynen, yani demek istediğim Anduin yoğruluyor. Yani hem stratejik açıdan evet. hem de psikolojik açıdan krallık mertebesinde yoğruluyor. Bence güzel ama bir mesela yani. Mesela bence Anduin'in diplomatikliği Varian'dan çok daha iyi. Çok daha iyi tabii canım. Yani ama Varian mesela istenilen lider modunda bir adamdı. Evet. Yani çünkü ne? Zaten bence hani bir şey değil mi? Varian yaşı olsa Sylvanas bunları yapamaz bence. Yani evet. Evet, biraz daha çekinirdi çünkü evet. daha soft bir alliance görüyor karşısında Sylvanas. Evet. Hatta bir şey soracağım ben şimdi Gölkem'e o konuda. O kesin takip etmiştir. Chris Madsen sanırım. Pandaren'in sonunda Varian hani orada şey dedi, bir daha böyle bir şey yaparsan sizi yok ederim demişti ya. Evet. Chris Madsen bunda şey dedi, alliance şu an Azeroth'un süper gücü demişti. Battle for Azeroth'tan önce böyle miydi hala? Battle for Azeroth'tan önce Legion döneminde işte yani liderler gittiği için zaten özellikle şey hem Varian'ın gitmesi artı şeyin de işte Alliance olarak gitmesi tabii canım aynen o ikisi yani bayağı büyük şey temel direkleri sarsıldı Alliance'ın evet. öyle düşün. Hiç tecrübesi olmayan ve işte barışçıl Anduin başa geldi ve o yüzden zaten tabii tabii aynen. O yüzden zaten bugünkü bu kafasına göre takılma var. Şimdi Varian olsa Tiran'da böyle bir şey yapabilir miydi? Yapamaz. Gendi yapamaz. Höt ya. Derdi oturturdu yani. Hani Varian olsa birçok kişi hayır, işte birçok şey yapamazdı. Sylvanas hani Trende... hareketlere kalkışamazdı. Yani Sauerpang'in izlediği yol çok kabul farklı edelim olurdu. Yani. Doğru. Hani şey zaten Trende mesela şey derdi. Blackmoon otları yapardı. Varian da der ki ben Logash'ım. Otur oturduğun yerde. Tabii tabii. Yani çok farklı olurdu her şey. Şimdi
bir başıboşluk. Ya savaş çıkmadı öyle söyleyeyim. Battlefield'da ya onlar... savaş çıktı. Neyse şimdi bayağı teoriye girdik de yani aynı şeyi hayır hani Varian olsaydı hani olmasaydı olmazdık muhabbetine girmeye başladım. Onun için söyledim. Şöyle ben sözünüzü tekrar balla keseyim. Bir de bu şeyin nasıl söyleyeyim? Hani Tyrande'nin delirişinin bir de karşı versiyonu var. İlla ki her zaman olduğu gibi. Horde için de bir video var. Onu da bir izleyelim. Biraz da onun üzerinden şekillendirelim sohbeti. Sonra ben onu da bir konuşalım. Sonra ben Tyrande'nin dediği bir şeyle bağlayacağım. Ya Gen Greyman'e ne oluyor ya? O niye böyle atarlı giderli? Gıcık oluyorum ya. Sylvanas oğlunu öldürdü. Belki oğlu ölmüştü. O yüzden izi gitti falan ya. Aa okey. Because his fault. Bitter war is finally over. Öyle. Öyle. Ben hala böyle yapmasını hoşuma gidiyor ama üzücü yani. Zaten mesela güzel olan şey. Tyrande Sylvanas'la intikam istiyor şu an. Benim bütün derdi o. Dur yayına şey video veriyordur. They have agreed to the armistice. This bitter war is finally over. At last, we can begin to heal our wounded Earth Mother and the wounded Horde as well. One question remains. Who will serve as war chief? Perhaps you, Thrall. No. I told Sarfang I would not lead the Horde again. But perhaps the question is not who should become war chief, but whether there should be one at all. Though the Horde has changed through the years, for good or ill, we have always looked to a war chief to guide us forward. That legacy must end. The war nearly cost us everything. There is no place for a war chief in a time of peace. It is true. The Horde has changed. Our ranks have grown, and new voices have stepped forth to lead. This is what makes us strong. All of us building a new future together. Ne güldün? Şimdi videomuzu izledik. Şunu da kapatayım da makine de rahatlasın zaten fakir. Ha, ya ben çok üzüldüm, özür dile benden ya. Şimdi biraz okuyarak devam edelim, daha sonra ben yorumlarla bir yönlendirmeye başlayayım. Trend açıkça vurdu masaya, evet çıkardı vurdu valla. Kabul ediyoruz. Acısı büyük. Kim vurdu masaya? Trend'de. Acımız büyük abi. Büyük gözlüklerimiz var. Çok büyük güneş gözlüklerimiz ya, var. Bir şey soracağım burada. Evet sor. Ya bak hadi Tyrande şeyini anlarım da. Şey bu Tyrande bu Alliance Hot Summit cutscene'lerini oyuncuyu dışarı alıp in-game sinematik yapmak da mı bu kadar zor demek istiyorum şu an. Yani bilmiyorum. Sıkıldım abi cutscene görmekten yeter ya. Ya cutscene görmekten sıkıldın da BFA'da da Doi CGI sinematiğe be kardeşim. Yok yani olabilir de in-game. İlla biz o köşeye duracağız. Bence o köşeye değil yani 803'te Raid geldi, World First dönecek, Warcraft 3 çıkıyor. Şu an onun üzerine eğlenebilecek bir konu değil şey, bence. Horde sinematiğinde şey komik yalnız ya. Valyria böyle köşede... Evet bacaklarını çapraz yapmış oturuyor ya. Böyle. Valyria'da... Sonra zaten Alliance tarafında Shaw'la falan bayağı böyle muhabbetleri var. Valyria herhalde artık şey tarafında yani. Alliance tarafında sanırım. Zaten onun gönlü o taraftaydı. Valyria'nın da bir dostluğu var. Valyria daha çok böyle çift taraflı yok. Agent hani for evet. Azeroth tarzında takılıyor bence. Evet. Ve oradaki da... liderler de iyi yani Horde tarafında. Galerix şimdi... yok. Şimdi evet ona değineceğim. Galivix nerede? Yani Gazlow'u gördük orada doğru muyum? Gazlow'du. Goblin Questline'ında var mı? Heritage Questline'ında. Görken. Vallahi Goblin Heritage görevini yapmadım ne yalan söyleyeyim. Ben şimdi şöyle bir video sesi... Ben bu arada Görken'i duymuyorum ben. Konuşuyor mu ki? Görkem sesin yok. Görkem'e gitti. Görkem'i duyamıyorum. Çok pardon.
Goblin. Sen yarım saattir konuşmuyordun değil mi? Evet ya, pardon, şey, videoyu dinlerken kapattım, unutmuşum mal gibi. Evet evet. Benim ben şey konuşuyorum. Evet, Goblin Heritage Armor Quest'ini ben yaptım ve ya orada şey var. Galivix'in ne olduğunu görüyoruz. Kezan'a gitmiş, orayı ele geçirmeye çalışıyor. Hala mı lan? Şaka yapıyorsun. Evet, evet. Abi hala mı ya? Engelliyoruz ama şeyde kalıyor. Kendi o Azerite şeyi var ya, mount olan armor. Evet. Onun içinde kalıyor. Yani o zaman Galivix kendi ayağına sıkıyor. Yani Galivix'in herhangi bir Horde Alliance konflikinde... O zaman Sigmar hasta koptu. Şey yok ama zaten daha çok gaz doğdu ya Goblin, yani Horde için. Yani Galivix'e ben çok şaşırmıştım. Sadece Trade Prince olduğundan dolayı verdiler, evet, diye düşünüyorum. Evet. Yani zaten Gazlow daha çok uyuyor. Evet, Gazlow daha çok Horde Goblin lideriydi yani. Çünkü... Tabii canım, en ama baştan öyleydi. Şimdi Görkem bir önce söylesin. Benim söyleyeceklerim uzun çünkü bu ikisi sematiği birleştirdi. Sen ne düşünüyorsun şimdi Horde hakkında? Bu demokrasiye geçiş. Ya yani şimdi bence bu durum söyle abi. Yani geçici bir durum. Şimdi en baştan Saurfang'in olayıyla beraber düşünürseniz, bir de Sylvanas'ın loyalistlerin tarafında oynadım ben. Şimdi zaten 3 ana konuda 3 karakter gideyim hepsini göreyim diye 3 tane böyle main hani var gibi oldu bende. İşte Horde'da iki tarafı da oynadım. Alliance tarafını da oynadım. Alliance tarafıyla Horde'un Rebel tarafı neredeyse paralel gidiyor zaten. Sonradan da zaten en sonunda aynı taraf oluyorlar. Şimdi oradan genel gidişe baktığın zaman şey gibi oldu. Bu Wolgin döneminde işte Siege of Wolgrimmar öncesi bir şey gibi başladı. Onun benzeri oldu. Olayı. Ama sonu öyle bitmedi. Sonunda işte Saurfang kendini feda etti ve Sylvanas'ın da başka daha yüksek hedefleri olduğu çıktı ortaya. Ama orada şunu görüyoruz. Şimdi zaten Shadowlands şeyinde, sinematiğinde de görüyoruz. Sylvanas Garrosh gibi corrupt olmuş ve işte başka bir şeyin kontrolü altına girmiş değil. Hala evet, kendi iradesi var ve hala çok ona dikkat edin, bizli konuşuyor. İşte biz yapacağız, biz böyle sizi kurtaracağım falan böyle çoğul konuşuyor ve bir genel bizi de düşündüğü... Ama orada biz zaten Azeroth'u kastediyor, Forsaken'ları kastediyor. Herkesi kastediyor. Hayır, herkesi kastediyor. Evet. O belli. Sadece Horde Alliance değil. O da şundan anlıyorsun. İşte o Saurfang'in son sinematiğinde diyor hiçbir ya... Hiçbir işte, bilmiyorsunuz konuyu. Aynen. Yani daha büyük mevzular var. Horde Alliance önemli değil diyor aslında. Orada Horde evet, is nothing demiyor sadece. Çünkü evet, you are all nothing. Diyor zaten hepinizin. Evet evet, aynen işte. Orada zaten anahtar nokta o. Hep bizli konuşuyor ve genel bir böyle planı var ve biz o şeye erişemiyoruz onun gözünde. O plana işte anlatılmaya dair değil şu anda. Ama en yakın işte loyalist olarak yapıyorsanız, Sylvanas'a sadık kalarak görevleri yapıyorsanız buna en yakın cevapları alıyorsunuz. İşte şeyle konuşuyorlar, Nathanos'la konuşuyorlar. Devamlı Nathanos'un ayrı Nazjeter'de yaptıkları falan, zaten sonra hatta işte Degr'i Asher'e götürmesi gibi mevzular var. Ve bakıyorsun orada zaten bu olayı çoktan başlatmış Sylvanas, bir şeyler yapıyor. Ve sana da en son şey diyor, işte loyalist olarak gittiğinde son görevde artık böyle sana da diyor işte bunlar zamanı gelince hepsi açıklanacak. Sen de evet, o zaman sana da ihtiyacım olacak işte. İşte bana sadık kaldığın için teşekkürler falan gibi bir şey diyor böyle. Gidiyor sonra. Gidiyor sonra orada Nathanos da işte goodbye my love falan diyor. Orada bir romantik ana tanık oluyoruz ilk kez. Ve şey böyle. Buradan ben... da anlıyorum ki Sylvanas'ın durumu Garrosh'la denk değil. İsyan yani, evet, benzer zaten başladı. O yüzden şu anda Horde'un yönetimi durumu da bence o zamana denk değil. O zaman Wolzin'i işte başa getirdiler. Şimdi böyle konsey modu var. Ama bence ciddi bir tehlike olursa ya da işte Horde tekrar topluca savaşa girmek zorunda kalırsa bir War Chief gerekecek. Şimdi şöyle çünkü... zaten ben Bane'in şu cümlesine takıldım. Araya girecektim ama gerek kalmadı söyle, zaten söyledim. Bane diyor ki War Chief ünvanına ihtiyacımız yok, barış zamanında diyor. Hı hı.
Hani barış zamanında aynen. Şeyi kastediyor. Şu anda Alliance'la aradaki olan su durulmasını kastediyor bence. Ve büyük ihtimalle bir takipçi teşekkür ederiz bu arada. Yani büyük ihtimalle bir savaş pozisyonuna geçildiği anda, yani bir stance durumuna geçildiği anda biri öne çıkacak ve zaten lead yapacak gibi geliyor bana. Aynen öyle. Çünkü Horde'un işleyişi bu zaten. Şu anda böyle konsey modu olması bir savaş olmadığı için. Yani Horde'un eski kurulma döneminde de mesela ilk Horde'da kurulduğunda zaten aynen işte bir War Chief olması gerekiyor. Bütün klanları bir arada tutabilmek için. Şu anda klan yok. Ama diğer ırklar var. Gene aynı mantık var. Hepsi kendi başına özgür olarak görülüyor. Horde'un zaten işleyişi o yönde. Çok güzel yerlere zaten giriyorsun. Şimdi kurultay mantığı ben... zaten Horde için çok da mantıksız değil. Yani neden değil? Öyle yani, aynen. Taurenler zaten abi bizim liderimiz yok. Earth Mother'dır bizi guide'layan, işte biz Doğa Ana'ya taparız. Başka kimsemiz yoktur bizim tarzına takılan bir şey. Goblinler abi para neredeyse ben gelirim. Acı moduna tabii, takılan aynen. Bir ırk. Blood Elf'lerin çok umurunda değil. Hatta ya, sıkılıyorlar bu sefer. Hayır, Blood Elf'ler zaten Alliance demiş. Kabul etmediği için Blood Elf Horde'da. Yani şimdi evet. Lord Hamar zaten götüm Alliance'e girmeye çalışıyordu Pandaria'da. Evet elinde evet. Hadi onu geç. Forsaken'ın umurunda değil. Forsaken'ın umurunda değil. Forsaken yine Alliance kabul etmediği için şöyle söyleyeyim yani Stormwind insanları ya da Lordaeron insanları ölmüş akrabalarını görmekten tiksindiği için Forsaken Horde'da. Yani bunları aynen. Bir ama o yok. Şeye koyduğun zaman. Forsaken umurunda değilden kastım şey. Ta Forsaken'ın Vanilla açıklamasında şey yazıyor yani. Horde'u kendi karanlık planları için kullanacaklar ya bir ara. O zaman da Horde'un umurunda değilmiş Forsaken'ın. Onu demek istiyor. Ya Alliance'ni kabul etmemesi değil ya. Direkt umurlarında değil. Yani öyle şimdi dediğim gibi yani. Ama işte her Horde faction'ı için bu geçer. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum yani Forsaken'lar özel bir durum değil. Hadi onu geçiyorum değil, yani. Sylvanas zaten bunu hani saklayarak da yapmadı ki. Hani o en derin mevzu. Aynen. Yani şimdi aynen. Mesela Şükrü gene güzel bombalıyor bugün bizi. İyi de onun kararını nasıl verecek? War Chief halk oylamasıyla mı belli olacak? Hayır abi. Warjin'i halk oylaması mı seçti? Hayır şey değil. Yani öne çıkartacaktır. Yani bir ne derler ona? Bir animal power seni çıkartacaktır öne. Neden Thrall gidip de ben Warjin'e güveniyorum dedi. Şimdi hadi Warjin'e spiritler fısıldadı. Thrall'ın Warjin'e güvenmesinin sebebi neydi? Warjin yani biliniyordu yani anladın mı? O hazırdı zaten. O hem yani. Horde'un içinde şey olur yani. En kötü savaş zamanı toplanırlar. Bir kişi öne çıkar, seçerler, devam eder mi? Yok, bir kişi öne çıkar. Bak, şey o kişi öne çıkar zaten. Yani mesela çıkıyor, evet. Ben şu anda mesela kurultay mantığın çok güzel dedim. Bak Utku'nun dediği o çok doğru. Yani bu eski Türklerin kurultay mantığına çok benziyor Horde'un evet. Yönetimi. Zaten şamanist toplumların çoğu aynı yönetilir yani. Evet. Yani, bir tane ruhani lider çıkar, lider bu der ve o lider olur. Ya işte ona da gerek kalmayacak. Yani öyle söyleyeyim yani. Biri kendini ispatlayacak Battlefield'de zaten. Yani mesela tabii, şu anda yani nasıl bir krallık var Alliance'da, nasıl bir kral var da kral sözünü geçiremiyorsa Trende'ye. Trende şu anda öne çıkmış bir karakter. Yani evet. Aslında her ne kadar Alliance'ın kralı Anduin'de desek, şu anda Alliance'a yön veren kişi Trende. Aslında Alliance'ın da kendi hani rogue'ların lideri var, kanseri var. Hayır var, ben ona bir şey demiyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani bu fantastik evren kuruluşunda genelde nedir abi? Elf, insan, dwarf, işte gnom yani adını sen söyle, hobbit ve birdir yani anladın mı? Bunlar evet. Birlik içerisindedir gibi. Evet. Yani onun dışında karşıya aldığın şeyler senin düşmanındır gibi. Ama peki ben... Sen bitir çünkü ben Horde'la Alliance konusunda bir şey söyleyeceğim. Sen yankılanıyorsun şey yalnız Murat'ın sesin yankılı. Ha, yok demek istediğim buydu yani orada yok. Yani bir War Chief şu anda yok. Bize bir, gelmiyor yankı. Bir sıkıntı durumunda, bir savaş durumunda, stance durumunda ben bir War Chief'in öne çıkacağını düşünüyorum. Yani savaşı, War'u chiefleyecek biri çıkacaktır. Ben abi şey diyeceğim bu konuda hani insanlar bana tepki çek gösterecek belki ama ben Horde'un öz olarak iyi bir kuruluş olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada biraz istem konusuna girmem lazım. Şimdi o konuya derin giremem çünkü anlatması çok zor. Aslında felsefi bir terim ama bunu şöyle anlatacağım özde. Schopenhauer'ın söylediği şu, bunu nasıl söyleyen kişi? Yani insanın özünde olan, hani insanı yöneten güç, insanın içindeki o ama insanın kendi gücü değil, onu yönetiyor ve o ne isterse onu yapıyor.
Özellikle cinsellik anlamında bunu verir hatta. İnsanların aşık olması vesaire zaten hep onlara bağlıyor da. İşten ne isterse biz onu yapıyoruz yani. İştenimizde yani istemimizde ne varsa da onu yapmak zorundayız diyor ve karakter içinde bunu söylüyor. Karakter asla değişmez diyor. Bunu neden orada bağlayacağım? Trenden'e şu lafı çok önemli. If the beast is rabid, it does not matter who controls it. Yani hani yaratık vahşiyse zaten onu kimin yönettiğinin önemi yok. Saurfang o Undine'le Warcamp'in sinematinde konuşurken bir hesaplaşma verdi aslında Horde'lara. Yani şunu dedi. Horde dediğimiz şey kanla kuruldu. Yani kabul edin. Yani orkların direnerleri soylarının neredeyse kurtasıyla. Çok yanlış sorulara giriyor. Olmaz. Hayır. Dur. New Horde eski Horde değil. Tamam. New Horde Troll kuruyor. Evet. Hayır, Warcraft 3'ün de Reforged'u gelmişken. Murat abi sen şu anda çok hayırı bağladın da. Onu Warcraft 3'ü oynamanı tavsiye ediyorum. Hayır ben oynadım onu bir dakika. Ama orkların böyle bir geçmişi var. Troll dediğimiz ırklar. Ya orklar onu yaparken böyle kendi iradelerine sahip değiller ki. Hayır ama dur. Troll dediğimiz ırklar ırklarında öyle ya da böyle vahşi bir geçmişler var. Goblinlerden bahsettiğiniz tek dertleri para. E Forsaken'lardan bahsediyoruz tek dertleri kendileri. Tamam. Bodaf'lardan bahsediyoruz tek dertleri kendileri. E bunların içinde bir de barış, iyilik, güzellik demeye çalışan bir Tauren topluluğu var ya o zaten başka. Şimdi ben de zaten bundan bahsediyorum yalnız sularda yüzüyorsun ve derken her hayır. ırkın zaafı kendi ona bakarsan insan dediğin ırkta virkul çakması yani ya da dwarf evet, dediğin ırkta taş çakması yani sadece kazmaya odaklı altın şeyi yani öyle. Gnomlarda da benzer şey hepiniz yani. Horde olduğunuz için bir atar geldi. Hayır atar değil demek istediğim şu. Atarla alakası yok haksız yani şey sen yanlış bilgi bu. Yanlış bilgi hayır. Evet. Ben evet. Çünkü hayır. Demek öyle, istediğim şey Horde'un başından Troll gittiği anda Troll ve Vol'jin gibi iki tane aklı başında Vol'jin gittiği anda tamam. Böyle bir savaşa birazcık meyilli bir Vol'jin geldiği anda Horde ipleri koparıp savaşa geçiyor. Ben de diyorum çünkü ki aynı şey Alliance için de geçerli. Bu herhangi bir topluluk için de geçerli. Horde'un var olmasının sebebi Alliance. Bunu sana böyle özellikle koyacağım önüne. Hayır var o başka bir konu. Alliance. Demek istediğim şu. Nasıl başka Bir saniye. Garoş tadında bir adam Alliance'ın başına gelmiş olsaydı yine savaş çıkartacaktı. Bu sefer insanları savaşa götürecekti. Orkları kesmeye. Onu söylemeye. Oldu da zaten işte eski yani Alliance liderleri Garitos. Benzer şeyler yaptı yani. Garitos örneği var aynen işte. Yani o konuda katılmıyorum sana Murat'a. Şiddetle katılmıyorum yani. Hayır yani benim hani söylemeye çalıştığım şey Horde'u baskılayan bir borç olmadığı zaman Horde ipleri koparıyordu. Bu yüzden de başlarında, bu arada yankıyı ben de duyuyorum, şimdiden geliyor bilmiyorum. Başlarında böyle bir 6 kişilik bir ekip olsun ki biri sapıtacak olsa diğeri durdursun olarak anlıyorum. Ya iyi de ama bu zaten şimdi böyle olmadı mı? Sylvanas sapıttı diyoruz mesela. Beyin evet. Çıktı öne çıktı da işte Horde'u yani her defasında bunun yapılması gerekiyor ama Horde bir kere Troll'a da Vol'jin gibi gitti mi gidiyor yani ipleri koparıyor ve ben bundan rahatsız değilim şu yüzden diye. Horde'un bu cüretkar ve biraz hani şey diyeyim bir savaş olduğunda mesela tekrar bir istila oldu Azeroth'a bir dış güç istilası. Hı-hı. Hani bana Elias Bias gibi gözüktü ama Horde mesela her zaman daha cüretkar şeyleri yapar. Öyle daha karanlık yöntemlere başvurur gerekirse ve ben bundan rahatsız değilim. Hayır o şeyle alakalı hani ama hep extinction yani ne diyeyim kıl payı extinction kaçırmışlıklarıyla alakalı bence o. Yok, evet hani Horde'un bu evil'lığı birazcık evil'lığı benim hoşuma gidiyor. Ben şundan rahatsızım var Horde böyle hani küllük lüstanlık aşırı iyimser bir faction falan değil. Horde bence bu zaten isteme gelmenin sebebi bu derinindeki bu vahşiliğe yönelmesiyle bence güzel bir vahşilik değil de bak konu, bir dakika. O konuyu bak bir o konuyu bir açalım. Güzel yere güzel yer yani ben. Ben burada bir açıklama yapabilir miyim? Anladın hadi, mı? Herkes ekstremliğe, çok istiyor. Ekstremliğe. Çok güzel orta açtın çünkü. Dur. Ekstremliğe çok yakın olması hoşuma gidiyor. Dur çok bence güzel orta açtın. Bir şey değil. Ekstremlik diyorsun da bak. Şimdi az önce şeyden örnek verdik ya. Utku çok güzel dedi hani.
Hord'un yapısı kurultay mantığında işte benziyor ona falan dedik, işte klanlar, kabileler evet. falan. Şimdi Hord'un işleyişi de bu tip devletlerin, bu tip ülkelerin geçmişte nasıl davrandığını hatırlayın. Bunlar zaten saldırgan ülkeler. Göçebe yani, evet. Ya bunun saldırganlığı, ya Hord evet. iyidir, Hord kötüdür, ya Alliance iyidir, kötüdür diye bir şey zaten kesinlikle oyunun yok. Güzelliği bu. Evet. En başından onu bir şeye koyalım yani. Hord'un da içinde, Alliance'ın da içinde eşit oranda iyilik zaten kötülük var. Yayının başında zaten Alliance gömdük yani. Ben de gömdüm. Kimse bana Alliance yok, tabii, şey, yani. İyilik kötülük olarak yani şimdi Hord'daki mesela saldırganlığı böyle şey olarak görmek ben böyle Tyrande'nin bence bu yakışıyor yani. Evet, insanların yani ama işte bu Tyrande'nin gördüğü kuduz ya da böyle bir canavarsa bir şey değil. Şimdi bu, oraya bir değineyim. Mesela senin beastlik olarak gördüğün trollerin elflerin kökeninde o. Evet, aynen. Elfler zaten dark troll yani. Yani dark trollerden gelme. Direkt olarak hani 3 saatlik yayınımız var bununla da alakalı açıkladığımız yani. Vorganlar da sapıtık. Vorganlar tamamıyla sapıtık. Şöyle söyleyeyim. Yani o zaman. Öyle düşünüyorum. Vorganlar da druidlerin sapıtmış hali işte. Evet. Onlar da var. Şöyle söyleyeyim, daha doğrusu Malfurion yüzünden ortaya çıkmış bir şey de evet. Druid formülü alakalı bir şey. Yani yani aslında druidlerin içinde o var. Emerald Dream'den aslında. Yani kökeni de o zaman mesela dur Murat'ın daha çok özeceğim. Alliance'ın ırklarının yarısını Titan'lar yapmış. Evet. Yani, tamamen kötüdür lafından mı bana? Hayır, o sen Void'cisin ya. Vorganların var olmasının tek sebebi Cytopia'nın işte onu kullanıyorlar. Evet, ben de onu kullanıyorum. Balanced Druid artifact'i. Tek sebebi o. Şöyle yani söyleyeyim, ben Horde'un saldırganlığını kabul ediyorum. Evet, doğasında böyle şey var ama bence de yani olarak bu yani değil o. Abi bu yani. Evet, şunu ben. Beastlik olarak değil. Ben yakıştırmıyorum çünkü yani Tral'ın mantalitesi bu değildi abi. Yani Tral Horde'u tekrar farklı. Lan Tral'ın ağzına sıçayım. Zaten Horde değil de Bord dese adına tamam, işlerin rengi çok farklı olacak. Çünkü gerçekten öyle değil mi? Farklı. Sen bu ayrımı yapabiliyorsun belki ama birçok insan Orkish Horde'da. Ama adını işte Tral'ın amacı da oydu. Eski Horde'un adını temizlemek için yaptı zaten. Ama güya peki işte yapamadı. Artık biz o değiliz. Kendi irademiz var. Dışarıdan da herkesi işte kabul edebiliriz mantığında yaptı zaten onu. Yani hani işte, şeyi söyle. Söyle Murat'ım. Şimdi bu belki Sauerfang'in artık ölüme yaklaşmışken ki çaresizlik yani geçmişle hesaplaşmasından ağzından çıkan bir sözdü ama o zaten. Hani, yani hayır. Diyor ya Anduin'e hani Warjin'de de troll, onlar Blackhand'in gerçek varisleri değil, Sivas'ta dedi mesela. O Horde'un o agresifliğinden den vurarak. Ya Horde'un geçmişinde böyle şeyler var, Alliance'ın da var. Ben diyorum ki Horde'a bu yakışıyor. Yani. Hani İsa, yani ben açık konuştum. Sivas böyle yürüse Horde ben lafımı çıkarmazdı. Abi biraz agresif oğlum, ne olacak yani biraz. Bir şey olduğunda zaten yöntemlere bak zaten ama şöyle bir şey var. Şimdi Sylvanas'ın agresifliğinin de Horde'u bu şekilde işgale başlatmasının da altında zaten Kalimdor'u tamamen Horde evet. hakimiyetine alma amacı var. Evet. Çünkü Kalimdor'un bütün resource'larının yani kaynak kısmının çoğu zaten Night Elf'lerin elinde. Ki yani o yüzden Horde hep Çorak tarafında işte Orgrimmar'ın kurulduğu evet. olduğu yer çöl. Bu ara yani o konuda da bir küçük şey vereyim. Orada da bir Alliance tetiklemesi durumu söz konusu. Pandaria evet. zamanında Varian'ın Blood Elf'lerle görüşüyor olması artı yani Undercity o zamanın Lordaeron'u yani nın üzerine doğru ufak ufak gidiyor olması. Hani Garrosh döneminden de kalan bir muhabbet var. Hatta şimdi Garrosh ilk o yüzden başlatıyor zaten. Saldırıyor. Evet. Sonradan güneyden işte şey gelince ne o işte Tauren köyüne saldırı gelince evet. ondan sonra zaten güneye çeviriyor orduyu. İntikam hatta almak zaten için. Zaten Kata'daki o savaşın da o ufak savaşın ilk asla bu yıkımdan sonra kaynaklar üzerinde bir mücadele tabii, başlamıştı. Değil mi? Özellikle o Ashen Vale'daki o aynen. kaynaklar üzerinden. Evet. Zaten işte aynı durum var. Gene aynı kaynaksızlık var. Aynı çorak böyle yerde hayatta kalma çabası var Horde'un. Evet. Horde'un ilk hatta işte Draenor'dan
Azeroth'a gelişi de benzer bir sebepten. Draenor'un artık çoraklaşması, fel kullanımı yüzünden. Birbirlerini öldürmeye falan başlamışlar. Tabii artık şey, yiyecek hiçbir şey kalmaması. Ya Horda arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim. Kim o yayıncı? Bana bir visp atsana ya. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben Alliance'ı Horde'dan daha fazla seviyorum ama ben gerektiğinde iki defa Horde geçip Horde oynadım aylarca yani. Horde oynayıp Alliance oynamak değil abi. Mevzu şöyle. Tabii. Israrla orada şiddetle ben... karşı çıktık. Bir dakika. Şundan dolayı bir biliyorsun hani bazı basit ve algılama istemi yani sen diyorsun istem şey var, dürtüsü evet. var diye. İnsanlar onu duyup onu işte bak o da öyle söylüyor deyip devam etmek isteyecektir düşüncesini. Hani onun yanlış olduğunu tüm ırkların... Tamam hiç katmıyorum. Yani. He? Tamam onu oradan hiç katmıyorum ya. Ben oradan gitmiştim de biraz. Hayır anlatmak istediğim şey o. Senin söylediğin doğru ama bu bütün ırklarda var. Yani bu cücelerde yok dersen olmaz. İnsanlarda yok dersen olmaz. Orada ben orada benlik olarak aldım. İnsan benliği. Tek bir insan benliği olarak aldım. Herhangisi de öyle. Ondan istemiştim. Yani Horde'un bir benliği var demek istemiştim. Agresifliğe kayıyor. Ben işte dedim ya demek istediğini anladım ama yani... Ama işte senin şey, bu dediğin mesela şöyle söyleyeyim. Ben durum daha, öyle ben değil. Ben de şeyi anladım mesela ilk aklıma gelen aa dedim Murat Han Orkish Horde'a giriyor mesela. Ben de öyle anladım. Çünkü hayır. Ama Saurfang bize o malzemeyi veriyor. Çünkü ya şöyle söyleyeyim Saurfang ben intihar etmeye kafasına koymuş. Anladın mı? O saatten sonra yani ne söylediği çok da Horde'u bağlamayan bir adım atıyor yani. Deridir deli diyor. Şöyle söyleyeyim. Blackhand'in yönettiğinden ya da Ner'zhul'un yönettiğinden daha uzun süre yönetti Thrall. Neden onun deedlerini hatırlayıp da onlardan gem vurmuyor? Evet. İşte bununla ilgili bir tane yazı yazdım. Şeye, yayın chatine atacağım şimdi birazdan. Valla ben de o konuda yazmıştım da arkamda. Yok bu ara şeyleriniz gidiyor. Blog sayfalarınızın linkleri gidiyor arada evet. Haberiniz olsun. Ha blog değil de ben Facebook'a atarsam blog güncellemiyorum. Ha, eyvallah. Çünkü... Facebook. Arkadaşlar içerik üreticisi. Hemen. İşte bak aynen. Aslında Murat Han orada güzel görüyor. Çünkü Alliance tarafından bakıyor. Şimdi hani taraf olalım ne olacak yani zaten taraf olmazsak aynı şeyi konuşursak saçma bir muhabbet çıkar ortaya. Evet abi haklısın abi. Evet abi haklısın abi. Ya bu arada olarak. Lütfen şimdi kalkıp İstem dedim diye 300 yıl önce yaşamış adama sövmeyin. Kim adamı o? Sen İstemiyor mu? Evet İstem. İstemi yak buymuyum. Orada şey yaptım ya. Gidip sobanı arasına döner. İstemi yak. Alliance'ın evet. bakış açısı ama Horde'un da şöyle bir bakış açısı var. Ya işte bunlar öyle evcilik oynayan tipler falan bakış evet, açısı evet, var yani. Evet gerçekten öyle bakıyorlar onlar da hani. Alliance'ın hepsi çocuğu. Onlar da öyle bakıyor. Özellikle Anduin'den sonra böyle bir şey iyice oturdu. Anduin hatta çok böyle... destekliyor şeyi çünkü. Mesela özellikle Forsaken ırkında çok fazla var bu. Evet. Siz ne biliyorsunuz hatta kim şey oldu? Hatta şey gibi ya biraz hani Horde böyle şey yani biz böyle mahallenin işte... Biraz daha varoş, yani varoş demeyeceğim de hani böyle zor şartlarında yaşamış güçlü çocukları, onlar böyle zengin çocuklar, yani bıçkınları. Onlar da böyle zengin çocukları böyle işte. Yani. Aynen. Alliance zengin çocuğu biraz. Böyle biraz öyle çocukları. Oğlum ya var ya bu yayından sonra benim galiba meşalelerle kafama gelecekler. Hadi hayırlısı. Yok ben mesela şöyle söyleyeyim. Ben birçok kişinin oynadığı süreden çok daha fazla Alliance oynadım. Hani... Kimse şey yapmasın şimdi orada. Yani, yok öyle bir şey. Kimseyi şey, yabalarla şey, kovalamıyoruz. Battle for Azeroth'un çıkma sebebini konuşurken yani şey diyor da niye Horde kötü oluyor diye. Şey diyor da abi hani bir dünyada eğer yeşil karşı taraf yeşilse o kötüdür diyordu. Kırmızıysa keseceksin. Evet. If it's neydi? If it's red, it's better dead. Tamam. Aynen işte öyle o yüzden. Peki İki şöyle, tarafta ama birbirini red olarak dağıldık, görüyor ya. Güzel sağa sola saçıldık. Biraz toparlama yapayım. Soruyu soruyorum ve hani bir yere, bir yola sokmuş olayım mevzuyu. Ne olacak abi? Tamam, kurultay kuruldu orada. Şöyle söyleyeyim. İşte Horde ve Alliance arasında barış sağlandı, trende çıktı, bok sağlandı dedi. yani Battleground'lar devam edecek, arenalar devam edecek. Hani o BG'lere sıra almaya devam edin çocuklar dedi resmen. Peki yani hikayesel anlamda ne olacak? Çünkü bir ara şiddetli bir şekilde non-faction, işte 3. faction olayından falan bahsediyorduk. Yani ne oldu onlar? Şu anda ben bakıyorum resme. Hani, özür dilerim.
Sen buna girmeden son bir şey daha ekleyelim. Bu agresif çekecek bir şey değil ama hatta sizi var aslında destekleyecek bir şey. Hani Battle for Earth'ın çıkmasından hoşnut kalmadık ya. Hmm. Ama şimdi düşünüyoruz. Şey gibi oldu hani Burg Legion mağlup edildi. Böyle bir huzur havası oluştu az orada. Hani bitti tamam. Şimdi böyle kalsaydı mesela Pyromancer bir videosu ona çok güzel değinmişti. Böyle kalsaydı zayıflayacaktı faction'lar. Hani bir rahatlama gelseydi. Onu biz de çok söyledik. Bu Code Geass diye hani bir anime var. Lelouch ana bir ortak düşman yaratıp işte dünyaya hazır tetikte tutma mantığı. Hani işte şey diyordu Pyromancer, Pandera da örnek veriyordu işte o. Siege of Ogrimmar'ın sonunda bir Panderan Ogratina şey diyor. Hani sen Alliance ve Horde'un birbirine rağmen güçlü olduğunu sanıyorsun ama onlar aslında birbirleri sayesinde güçlü. Sen neden Emperor Shaohan'ın bizi sifleri aldığında maddeleri yok etmediğini biliyor musun? Çünkü onlar hayatta kaldılar ki biz de hep güçlü kaldık. Onlarla savaşabilmek için diyor. Beraber yaşayarak. Ve hani bu savaş başladığı andan itibaren şimdi bakıyoruz. Gerçi artık o deniz müttefik güçlerinin çok bir önemi kalmadı ama Alliance'ın yanında Kulturas gibi çok tecrübeli bir ülke var. Horde'un yanında Zandalar İmparatorluğu var. İkisinin de Azerith'ten yapılmış çok güçlü yapımları var. Horde'un... Şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Onlar direkt Alliance'a ya da Horde'a bağlı ırklar değil, biraz daha yancı ırklar. Evet, yancılar ama bağlılıkları var yani. Ya eyvallah. Savaş şey olursa hani... gelirler. Eyvallah. Da anladın demek istedim. Yani ana hani Horde ırkı ya da ana Alliance ırkı değil. Hani mesela o kattıkları Elatreus'ler diyelim artık güçlüler. Horde'un elinde Azerith'ten yapılmış bombalar, tanklar var. Alliance'ın da elinde var bu arada. Ondagor'a girerseniz görüyorsunuz zaten Alliance'ın bir dolu Azerith cephanesi var. Yani bu aslında kayıplar yaşandı ama şeyden bahsettik ya benim başımda. Natafler o tetkikar hallerine döndüler. O çok büyük önemli bir şey. Bu hafta fayda sağladı. Ama dediğin ya faction nevisi ne olacaktı. Ve onu çok önceden yazmıştım faction mod çıkmadı diye. Evet. Şey olacak yani hani ya bir taraf diğerini yok edecek. Bunun da gameplay olarak bir hani yolu yok. Ben şey diye düşünmüştüm hani. Ya iki taraf arasında öyle bir şey yaşanacak ki bir daha iki tarafta ağızlarına savaşı alamayacaklar. Ki aslında ona benzer bir şey yaşandı sağdan gördüğüm. Ya hatta Stormwind'i Zul Stormwind'i yaktı. Dur bakayım Zul Stormwind'i yaktı. Teldrassil yandı. Undercity yok oldu. Alliance bu arada Undercity'ye saldırırken ata topraklarını yok etti. Dikkatini çekmiştir. Brill'i dümdüz etti. Orası Lordaeron yani. Evet. Hani çok fazla kayıplar verildi. Dedim ki bir şey daha olacak ve ya iki tarafta bir daha savaşı ağızlarını alamayacaklar ya da Warfront'lar, yani temsili Warfront'lar aracılığıyla bu savaş hep sürecek yani. Çünkü ya sizi de sıkmadı mı hani abi savaş, ben mesela Faction War'dan bu yüzden sıkıldım hani. Abi işte savaş davulları çalıyor, Azeroth'un kaderi savaşın alevlerinde şekillenecek. Pıt 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 pıt, işte Azeroth en önemlisi, hadi barışalım. Abi sıktı ya hani, ya bir taraf diğerini yok edemeyeceğine göre ya bu savaş hep sürmeliydi. Warfront gibi bir şeyle aracılığıyla ya da Lord'a anlatılarak. Ya da iki tarafta cidden öyle bir şey yaşanmadı ki savaşı ağızlarına alamamalılardı. Yani şu an oldu mu emin değilim. Olmadı. Yani yine Aleria işte şey mesela Valyra bu olaydan trendin atarından sonra konuştuğumuzda şey diyor yani hani bunun şimdiden böyle olacağı belliydi diyor. Abi yani Faction War çıkmadı bu. Sıkmadı mı artık yani? Beşinci kez savaşacaklar. İkinci patch'te yine barıştı. 1.5 patch sürüyor zaten her zaman. Yani sıkmadım bu ya. Gerçekten. Bilmiyorum. Gözler hareket ediyormuş dedi ya. Beni sıkmadı. Murat'a... Tamam. Ver mikrofonu. Tamam. Şimdi Görkem... Görkem de konuşsun falan diyormuşuz. Yok canım öyle bir Görkem, şey değil. Görkem hayır. Görkem de soğuk konuşmuyor. Hayır. Geyik üzerine... yok şimdi Murat Han'ı üzecek, ben birkaç cümle kurayım. Görkem bana katılacak büyük ihtimalle. Abi
Horde Alliance savaşı bu oyunun bir kere satış argümanlarından biri. Yani bu oyun bitmeden, hani eyvallah abi serverları kapatıyoruz demeden, lore wise ya da herhangi bir gameplay anlamında Horde Alliance arasındaki savaş bitmeyecek. Onu sana söyleyeyim. Onun gameplay çözümleri var, hatta Gölkemen'le konuşup biz o defalarca. Hayır, çözümleri var ama ben sana söylemek istediğim şey şu. Bu bir satış argümanı. Yani Horde ve Alliance. Ama artık emin ol, onunla satamazsın. Emin ol, çok fazla kişi çıkıldı. Satar satar. Sen merak etme, çok da fazla bu faction ayrılığını seven, işte bu nasıl söyleyeyim, işte o Alliance'a kafa atıyorum, o Horde'a kafa atıyorum diye hani gerçekten var yani, şey yapma öyle. Gülme şimdi. Sen var yeter değil mi? Konuştuğumuzu da anlatacağım birazdan. Dur bak, şey, Utku bitirsin. Yani o konuda ben katılmıyorum sana ve Horde ve Alliance'ı, yani ben birleşmelerini istemiyorum. Hem geçmişte yaşananlarından dolayı, hem lore tarafında işte çekişmelerini güzel bulduğumdan dolayı. Peki o zaman size şunu sorayım mı? Sor. Bu savaş başladığında şey dedim ya, bütün paket böyle sürecek. Diyemiyorsunuz abi. Bir noktada değişiyor çünkü. Asla... Değişmesi zaten güzel olan değil mi? Biz ne dedik mesela? Ama hep aynı şey oluyor. Battle for Azeroth. Abi ne yapacak peki bu adam? Salak yerine koyuyorlar. Old God geldi abi. Hayır, işte. Old God geldiden Old God ziyade mevzusu. Raid'e gireceksin abi. Kapıdan şimdiden ne yapacaksın yani? Birbirine mi girecek bu adamlar? Abi ben onu düşündüm mesela. Bundan sonra bütün raid girişlerinde yalan sok birbirine girsin. Bir tutar o. Giriyordu zaten. Giriyor da PvP açıksa ama giriyor. PvP... Bir de fark etmezler. Bir tutarlılık olsun hani. Yani artık düşmanlık oynarsa kesin olsun. İyi de zaten Dazaralor gibi bir raid yapmışsın abi. Daha nasıl birbirine girecek? İyi de bu Alenas, gerçek hayatta da savaş, bu şekilde abi. Yani savaş raidi yaptın bu ya. Bu barış deyince de sen şeyi düşünme, işte kız alalım, kız verelim. İşte her şey çok güzel olsun muhabbeti düşünme. Yani ceasefire, anladın mı? Hani ateş, evet. Kes. Savaş aslında devam ediyor yani, Horde ve Alliance arasında barış yok hani, yani peace modu değil yani bu. Dünya üzerinde gerçekten böyle yani. İşte açık savaş yok tamamen. Bir de sonra 3 yıl sonra bir deli çıkacak. İyi de abi şöyle söyleyeyim, zamanında Bizans'la Osmanlı dövüşüyordu. Daha sonra Savaşı'nda Yunan'la Türk oldu. Şimdi barış hayır dönemindeyiz yok. Ama gene ileride birbirimize gireceğiz. Ben diyeyim sana. Ama yani. Hayır. Şunu demek istiyorum. Gerçekle kıyaslıyorsan gerçekte bir taraf diğerini yok edebilir. Bunu da edemiyorsun. O da kısır döngüye sokuyor işte. Ya o da ama abi biraz yani anlamı yok abi yani. Oyunla alakalı. Şey yani şimdi ya. Adam ne yapacak sana? Ertesi sabah kalktığında abi siz Blood Elf'ler öldünüz, sizin Blood Elf karakterleriniz yok mu artık diyecek yani. Evet, zaten o yüzden şey diyorsun. Tamam, bundan savaşıyor. Hiçbir şey olmayacak. Bir taraf diğerini yok etmeyecek. Öyle savaşacaklar. Bir noktada barış olacak. Abi, yer yer yok ediyorlar yalnız. Mesela? Peki hayır, sen ne istiyorsun mesela? Mesela Horde dünyayı mı yönetsin? Nasıl bir lore kurgusu var kafanda? Benim aklımda iki şey var. Benim şu anda olacağını söyleyeyim. Ben Gölkem'in tek faction fikrine katılıyorum. Tek faction olabilir. Savaşmak isteyenler de kendi özel modlarını açıp savaşsın. Lore var, bitsin ama. Bitsin. Ya işte onu diyorum, niye bitsin ki? Neden bitiyor yani? Onu söylemeye çalışıyorum. Ama zaten yani benim dediğimde lore-wise bitmiyor ama. Sadece rengi değişiyor olayım. Daha war mode. Evet. Onu anlatayım birazdan ben de şimdi. Hani şey olacak şimdi. Tekrar bir deli çıkacak. Tekrar abi çok efsane savaş var ya bu kez. Bu taraf işte Azeroth'un içinden geçirecek. O onu yok edecek. 1.5 patch sonra işte Azeroth asıl önemliymiş vallahi, biliyor musun? 20 yıldır bunun farkında değildik. Azeroth'un önemli olduğunu. Hadi barış. 3 paket sonra yine bir deli çıkıyor. Hadi yine savaşalım. Ben sıkıldım çünkü yani yapay geliyor, ya, zorlama geliyor yani. Mesela senin karşısına atıyorum bir düşünür koyalım. Ve bu adam da full PvP'ci olsun. Yani lore-wise'da da aşırı Horde fanatiği birisi olsun. Adamın söylediği laf şu olabilir. Ben bıktım abi Legion lore görmekten. Ya ben bıktım abi yani Old God görmekten. Dese ne olacak? Tamam, dedilerdi, ben de derim ki Shadowlands'a yeni bir şey geliyor diye. Yani ben mesela şunu söylerim. Warcraft'ın evet maalesef belli bir lore'u var yani. Alliance, Horde, Scourge, Burning Legion. Old God'lar o kadar değil aslında. Old God'lar biraz daha WoW'la derin katılmış şeyler. Ya yani bu üçü var yani. Burning Legion, Scourge. Alliance, Horde. Ya evet, sen Alliance. Şimdi Old God'ları seviyorsun o yüzden. Şimdi content ayırt etmeyelim, rica edeceğim. Hayır, çünkü hayır. PvP'ci de var, PvE'ci de var. Hayır, daha objektif bakmak lazım. Hayır, Old God'ları direkt kale almıyorum demek istedim. Yani bu uçu var aslında. Yani hani, mesela Shadowlands demek istediğim geçtim.
biraz daha şey olabilir yani, böylelikle hem hikayesel anlamda hem oyun anlamında daha geniş kitleye hitap edebilir hale getiriyor oyunu bence bu. Ha bu arada benim o konudaki argümanım biliyorsun, yalanırsa Horde'un var olma sebebi Bölük Legion. Temelli Bölük Legion diyorum yani. Biliyorsun o konuyu şimdi. Her yayın Bölük Legion dediğimiz konusu öyle. Elanesi yapanlar sayesinde söylüyoruz işte. Evet. Yok hayır. Yani... Kurulma yerini söylüyorum. Ama ben Titanları da sevmiyorum. Seviyorum Murat'ına takılmayı. Ben Titanları da sevmiyorum abi, ben Bölük Legion'cıyım. Ha bir şey biliyorum. Evren alevler için. Bölük Legion'cıyım diyor. Acaba lideri kim? Legion'cıyım. Titan galiba. Neyse bakalım. Dur Görkem bir şey söyleyecekti. Fallen Titan olmasın. Fallen Titan. Dark Titan. Tamam Görkem, şimdi ben konu dağılmadan ben şu şeyi Tech Faction sanki benim projemmiş gibi oldu da öyle bir şey değil. Tabii ben tahmin yani bu olayın gidişatına göre işte önümüze dökülen kırıntılardan benim çıkarım, yaptığım çıkarım bu. Ama bunun hemen geleceğini düşünmüyorum ben. Shadowlands'te gene aynen devam edeceğiz. Yani şu anki durum devam edecek en azından bu ateşkes halimiz. Ama bence Shadowlands'tan sonra özellikle Horde'un şu anki konsey durumuyla ve işte Alliance'ın dağılma emaresi, böyle tek artık şey eskisi gibi tek lidere koşulsuz bağlılığından kopma durumuna geçmesi Alliance biraz... Horde biraz olması gerektiği gibi oluyor diyeyim. Horde değil artık. Beni salın abi. Ben drama istemiyorum. Yok yani drama illa olacak. O konunun zaten her yeri drama da. Şimdi bence bu gidişat özellikle bu son olaylardan sonra olan şey yani olacak olan şey ya işte Tech Faction'a gideceğiz ya da bu aynı durum devam edecek. Tech Faction'a gitmemiz de hemen olmaz. Bence ancak 10-0'da olur. Yani evet, Shadowlands'tan sonraki expansion'da. O da ancak şöyle olur. Yani War Mode 2-0 işte gibi bir yeni bir düzen gelecek. Şu anda mesela yaptığınız şeyler var. Mesela işte Pandaria'dan beri Timeless Isle'da kullanabildiğiniz item vardı. Herkese saldırabiliyordunuz açınca. İşte Ordos'un takipçisi oluyorduk. Şimdi şey oldu işte Legion'da Aviana'nın takipçisi olabiliyorduk. Şimdi bu şey işte Nuzot'un takipçisi olarak 8-3'te aynı şeyi yapabiliyoruz. O modu açtığımız zaman herkese saldırabiliyoruz. Şimdi bence bu War Mode'a buna benzer bir mod eklenecek. Yani No Faction olabilmesi için herkesin. Çünkü No Faction oyunun PvE tarafının kurtulması için gerçekten tek yol. Yani Raid'e şu anda oyuncu havuzundan sadece neredeyse Horde giriyor. Horde. Evet. Hatta yani Horde şu anda yani, PvE tarafını domine ediyor. Gerek racial güçlerinden olsun, gerek işte yani genel avantajlarından olsun. İşte tabii yani ya da çok büyüklerde hep Horde olduğu için insanlar da olabilir. Tabii tabii. Yani sonuçta boşuna da öyle değiller. Çünkü racial'ları daha avantajlı. Evet. PvE'yi daha çok etkiliyor. Ve yani ama Alliance'ın da mesela Alliance'da iyi ırklar var. PvE'ye iyi etki edecek ama çoğunluk ama o kadar değil. Aynen. Havuza girmiyor. İşin kötüsü bu durum PvP'yi de etkiliyor. PvP'de de şu anda Horde havuzu çok daha yüksek. Alliance havuzu çok daha az. O yüzden PvP'de de benzer bir eşitsizlik var. Bunu mekanik olarak çözmenin tek yolu No Faction. No Faction olduğu zaman Horde Alliance da olsa yani Horde Alliance gene olacak ama mesela bir Guild'e Horde ile Alliance da girebilecek ve herkes aynı raid'e girebilecek. Ne yapacak bunu yapmak için? War modu kapatacak. War modu kapalıysa ben işim savaş değil. Ben karşı tarafla bir davam yok. Ben işte, daha büyük tehlikelere hep beraber omuz omuza savaşalım istiyorum diyen War modu kapatacak ve PvE olarak PvE Guild'lerde takılacak. Ve işte oyun içi PvE faction'ları takip edecek. Ama PvP olayını seven, işte PvP tarafını sevenler için de olayın PvE bir tarafı olacak. Aynı Warfront gibi. Warfront'un olması gereken hali gelecek onun içinde. İşte oyun içi bunu şey gibi düşünün. Open World Battleground'lar olacak. Ve Open World Battleground'lara girmen için işte orada mesela contested teritoriler var ya şu anda. O contested teritorilerde bir savaş dönmüyor şu anda. Ama mesela işte Outland'de belli
zonlarda devamlı dönen bir savaş ortamı yaptılar. Ama mesela onun arkası gelmedi. İşte bu War modla açılırsa onun arkası gelir. Çünkü War modu açan o bölgedeki savaşa katılır. Hangi taraftan olursa olsun, ister Horde ister Alliance. Yani karşı tarafı da öldürebilir. Mesela War modu kapalı olan ama işte şey yapan, Alliance'la beraber raid yapan adamı da düşman görerek öldürebilir. Nasıl olacak? Aynı şu anda işte Nuzhot'un takipçisi olup herkese saldırabildiğimiz gibi. War modu öyle bir mod açacak. Yani Open World'de War modu kapatınca güvende olmayacağın bir ortam oluşacak. Bu da şu açıdan iyi. World PvP herkes için açık olacak ve herkes için yani mesela o bölgeye gittiğinde oranın tehlikeli olduğunu bileceksin. Böyle öyle yerler olacak. Ekstrem mesela faction'ları reputation kazan işte şeyler oyuncular PvP'sini açacak. Gidecek orada hem Horde hem Alliance öldürecek. Hem işte oraya reputation kasacak. Gerekirse Conquest'ini, Honor'ını oradan kasacak. Böyle PvP'ye bu tip eklentiler gelirse 10-0'da o zaman no faction olur. Ama bu dediğim gibi işte şu andaki güven ortamı World PvP'yi kapatayım. İşte War modum kapalı. Takılayım. Her şeyi yapayım diye. Ben Bunu öyleyim açık olunca. ha Ben ya de. bu işte şey olacak. Daha seçenekli hale gelmesi lazım. Bu şekilde düzenlemeleri lazım. Çünkü şu anda mesela Alliance havuzu az olduğu için Alliance'ların hepsi kapatıyor War modunu ve yani World PvP'de quest yapmak için karşı taraftan adam bulamıyorsun. Belli yerlerde açık olursa mesela Sanctuary bölgeler dışında işte mesela adam yolda saldırabilir adama değil mi mesela o kadar da Peki bunu kapalı zorunlu hale olmasın getirmek direkt. biraz şey faşistçe olmaz mı ya? Ay tam tersi niye faşist olsun daha özgürlükçü yani Hayır niye sen canım ben tarafını istemiyorum daha hiç istemiyorum hayatımda PvP. Ama PvS'de belki yapmak ben de. istiyorum. Ya bak şöyle düşün. Yani PvP hiç istemiyorsan Sanctuary bölgelerden çıkmazsın. Ha niye görmek Atlarsın. istiyorum oradaki hikayeyi ama? Orada bir Bence lore şu an bence. War Modu'nun şu anki durumu daha özgürlükçü. Yani Bence de daha istemiyorum. PvP özgürlükçü oldu. kapatıyor. Seçimine bağlı çünkü. Mesela Ya işte Alliance belki iki olduğu modlu için. olabilir. Yani herkes Evet. PvP'ye yollamak yerine mesela iki modlu olabilir. İşte sadece dediğim gibi sadece belli bölgelerde o PvP'nin olacağı bölgeye mesela git orada bir quest olmayacak. Zaten PvP yapmaya gideceksin oraya. Ha eyvallah Öyle o düşün. PvP özel Tabii tabii. bölgeler O en dedim ama. baştan onu Tamam dedim. var Quest zaten olacak Shadowlands'da yerlerde olmayacak. olmayacak o. İşte o bölgeler için konuşuyorum zaten. Hani o bölge tehlikeli. Orayı işte karşı tarafın şeyi işte ne bileyim Alliance sevmeyen bir Horde faction'ı yönetiyor orayı. Oraya gitme diyeceksin mesela. Ama Ben mesela olsam gitmem o diyorsun. faction'a özel bir mesela mount eklendi, bir şey oldu. Evet. Oradan bir title alacaksın. O zaman gideceksin oraya. War modunu açacaksın. Orada PvP'ni yapacaksın. Görevini yapacaksın. Oraya kasacaksın sadece. Orası için zaten gideceksin. Ve Öyle bir ama anca evet durum olabilir. Yoksa normal mesela oyunun ana hikayesinde böyle bir şey olmaz. Olmamalı zaten. Onu ben de istemem yani. yok açıkçası ben maalesef karşı tarafta durmak zorundayım da bu tek faction olayı hani PvE açısından da bana yarar. Alliance oyunları hani Horde'lar ile Alliance birleşirse Alliance'ın progress yani arkadaşlar söylemek zorundayım. Alliance'ın özellikle Türk Alliance'ın progress sorunu ortadan Ama kalkar. bütün dünyada sorun yok ki zaten Evet. World First Yok şeylerine yok bakıyorsun liste de Elan yok. yok yani. Evet. Maalesef evet. Bir tek Çünkü bazı işte çok iyi internet şirketler var ama onlar da birkaç tane horda bakıyorsun. Geçilmiyor yani. evet, domine ediyor ve işte PvP'yi de etkiliyor bu. Yani Evet. denk bir durum olması lazım en azından zevkli hale gelmesi için. Yani Q'ların daha denk olması lazım. Ha mesela o Teknik yüzden olarak insanlar bence no faction şart. Ben Hani mesela o yüzden katılmıyorum o konuda insanlar sana. Şöyle söyleyeceğim. Alliance hani insanlar o yüzden Alliance'a geldiğinde şey diyor ben casual PvE yapacağıma dönüyor. Yabancı Türk fark etmez çünkü Alliance'ın artık o havası öyle maalesef. Onu bir şey onu çok iyi çözer yani tekrar şimdi. Ben o açıkçası Bence şu an de. Raid Progress Şöyle açısından abi bakıyorum. Görkem. Yani o racial olayını yani Raider PvE'ci ırk olayını çok rahat ortadan yani bugün sabahtan akşama çözebileceği bir konu Blizzard'ın. Yani sırf Tabii. bu motivasyonla bu işe girileceğini zaten tahmin ediyorum. Yani düşünmüyorum Yok da. yok tabii canım. Ben Evet. hikaye açısından. Ha, No Faction bu işi çözer ama bu işin çözümü No Faction değil. Yani öyle izah edeyim. Hayır o bir onu ben yanlış dedim. Şey yani
Sadece onun için değil. Bu yani şu anki durumun getirdiği dezavantajlardan biri o. Yoksa onun çözümü tabii ratio'ları düzeltirsin, iki tarafa da denk versin. Evet. Aynen. Yani ama hatta şey işte Warlords yani. Zamanı humanların çift trinket takabilmesi sayesinde herkes PvP'yi orada yapıyordu yani. Yani. O zaman da Alliance üstündü PvP'de. O aynen o teknik olarak çözülebilecek bir şey. Ama bu omuz omuza savaşma hikayesini uygulamaya geçiremiyorsun. Ve PvE olmasın da zaten neden olmak şeyi olsun. Mesela sadece raid'e girerken hani faction muhabbetleri zaten şöyle söyleyeyim. Hikayesel anlamda biz Nyalotha'ya birlikte girmedik mi? Sözde birlikte girdik. İşte atıyorum aslında o biraz farklı biliyor musun? Onu Chronicles'da şöyle yaptılar. Expansion'ların son raid'leri dışında mesela dediler ki Alliance şu dungeon'ı şuraya Alliance şu dungeon'ı şuraya yaptı. Ha Port, evet. Şu dungeon'ı şuraya evet, evet. Evet evet öyleydi. Ama doğru. Asıl bitiş raidleri yani. Afgan'a beraber girdiler diyor. Ama mesela şöyle örnek vereyim. Blackrock mantığını Alliance mesela komple temizlemiş. Daha önce raid'i. Yok. Ork mesela Dairmaul'u. Yanlışım var. Chronicles'tan söylüyorum ama şimdi. Allah Allah. Normalde Blackrock evet. Mantığını hatta Sourfang temizliyor görünüyor. Hayır o Redcon. Yani. Çünkü o Neferin'i vesaire Neferin'i Ragnaros vesaire Elias temizliyor. Moira'nın çaresi de hatta. Evet abi gerçekten. Orada hatırlamıyorum ama Dairmaul gibi yerleri Horde mesela. Yani başka raidleri Horde hani şey yani şu an. Belli raidleri Elias dungeonları Elias yaptı raid. Belli Onyxia'yı da Elias dungeonları. Evet. Belli raid ve dungeonları Horde yaptı. Ben evet onu paketlerin Onyxia'yı Alliance, Neferyan'ı Sourfang kesti diye biliyorum. Yok onu. Yok artık yok, o Chronicles'da işte. Dediler ki Alliance buraları temizledi kendisi, Horde buraları temizledi kendisi. Ama işte katına karşı beraber savaştılar. Hikaye değişmiş yani. Lich King'e karşı beraber savaştılar. Bu önemli bir yani. Mesela Nyalotha'ya beraber gittik ama belki Eternal Palace'ı Eternal Palace'da da beraber. Beraber. Evet, Eternal Palace'da da öncesi var. Belki zaten Ulbir'e. Tabii. Yani belki Ulbir'i Horde temizlemiştir kendine. Lord'a tahminle Ulbir'i Horde temizlemiştir. Battle of Dazaralor. Çok güzel bir raid. Mekanik olarak da, fikir olarak da. O, onu nasıl kazanacaklar bilmiyorum. Ha, Dazar, evet. Yo, ha evet. Rastakan öldüğü için Alliance kazandı. Tabii canım, Alliance kazandı. Ya şöyle söyleyeyim, o konuda da rahatsızlığımı söyleyeyim hatta ya artık dile getireyim bekliyordum da. Ya PvE anlamında her şeyde neden Alliance kazandı? Evet. Hayır Warfront'ları da Alliance kazandı. Ama şöyle düşün Dark Shore'un aslen Night Elf mekanıydı. Night Elf mekanı öyle kalması gerekiyordu. Homun Arati de aslen Homun mekanıydı öyle kalması gerekiyordu tamamen bir sonraki devam için. Yapacak bir şey yok. Aslında şöyle bir şey yani aynen orada eski yönetim topraklarını evet. Savunmuş gibi evet. Onu şey yaptılar, hikayede haklı gösterdiler. Yani hayır ben belli bir dayanağı yok. Aratin'in Alliance'da kalması saçmaydı demiyorum. Yani ha yok ki. Yani bir ama eşit... üzdü değil mi? Sürekli hayır eşitlik getir. Hayır sen %25 buff'ı Alliance'a veriyorsun. PvE'deki galibiyetleri de Alliance'a veriyorsun. Biz PvP açmıyoruz abi o yüzden korkak. Nerede sor? Aksine şimdi sen gel benim server'da aç bakayım bir var modunu. Ne hale getiriyorlar seni. O yüzden diyorum ya. Ben server modu açıyorum. Korka yapıyorum kapatıyorum yani. Hayır o biraz dengesiz oldu. Yani bu pakette aşırı bir Alliance yüklenmesi var. Yani evet anlıyorum Alliance'da oyuncu sayısı azalıyor diye sen bunu yapmaya çalışıyorsun ama yani yine bunun çözümü bu değil yani. Yok be Lord'a Alliance öyle değil. Kimse kalkıp Alliance'a geçmezler. Tabii canım hikaye üzerine geçmiyor. Zaten hikayenin oyuna bir etkisi de olmadı aslında. Sadece hani bu nasıl bitti? Aynı şey gibi işte düşün. İşte Onyxia'yı Alliance'ın kesmesi gibi bir şeydi bu zaten. PvE bir olayın işte bir tarafın kazanması gerekiyordu. Kazandı. Evet. Öyle düşün yani. Bir etkisi olmaz hani... zaten. Ya etkisi olacağından değil ama şöyle söylüyorum ben. Demek istediğim yani ben de bir Horde oyuncusu olarak bekledim. Bana da bir raid var kardeşim dedim yani. Ya şu an tamamen Battle of Azeroth zaten totalde şey kazandı. Alliance kazandı oluyor. Tabii ki Alliance evet. Kazandı yani. Warchief yok evet. Ortalıkta Horde dağıldı işte şey. Horde dağılmadı ya tekrar işte tamam başka bir güzel. Bence Horde o kadar şey olmaya gerek yok. Ne yapmaya?
o kadar olumsuz olmayan Horde şu an. Evet yani. Yeni yani, güzel Horde. Ben, tekrar kurulacak. Horde mesela gene güzel geldi konu Horde ve Alliance'a yeniden. O konuda bak evet kurultay olayı güzel ama ben mesela şeyi olumsuz algılıyorum ve yorumluyorum. Thrall'ın yeniden başa geçmek istemeyişini olumsuz algılıyorum. Acaba Thrall şey mi seziniyor? Yani lan eski Horde değil bunun boku çıktı falan gibi mi yaklaşıyor? Yok yok. Bence şey ya çoluğum var çocuğum var. Ha, emeklilik modu onunki tam. Ya o emeklilik evet, modu ya. Da arkadaş sen kaç yaşındasın ki lan daha emeklilik modu? Hayır yani o kafa olarak yoruldu. Horde yaşlı. Ha? Troll. Şey düşün ya. Ork için yaşlı yani Thrall. Thrall Dark Portal'ın açıldığı yanı doğdu. Evet. Kaç yıl var? Dark Portal, 30 yıl vardır Dark en fazla. Yani, en fazla 30 yıl vardır en fazla arada. Çok yaşlı değil aslında. Ork için yaşlı işte. Evet. Orklar çünkü 10-12 yaşında zaten erişkin oluyorlar. Bir şey çok erken, balla kesiyorum yayını ya. Arkadaşlar benim kameramın şu. Şu üst köşeyi görüyor musunuz? Hı-hı. Kedi klimanın üstüne çıktı abi şu anda. Kedimizin kedi abi. Ve o kedi kör abi. Kör. Alın abi aman yani. Diyeyim. Düşüp kendini sakatlamasın. Alam. Bir şey diyeyim atlayacak, mi? Yani? Eda atlayacak. Abi bir şey diyeyim mi? O kör haliyle de kendini tutar. Kedileri hiç tutamıyor. Tutar da ne olur ne olmaz. Ters basar. Beli kayık o kedinin ya. Aa. Demek ki daha önce bir düşmüş ters. Başka bir kediniz daha var yani. 5 tane mi dedi? 4 mü? Aferin. İyi bari kurtardı galiba. Abi her atladığında diye ses çıkıyor ya kediden. Kusura bakmayın ya böldüm yayını da. Abi. Yok abi yok. Klimanın üzerine çıkmış başarılı ya kedi abi. Nerede kalmıştık ya? Horde Alliance diyorduk. Dur şöyle söyleyeyim. Mesela Oğuzhan şey demiş. Trollun yaşı. Trollun yaşı. Dur. Eyvallah da çok derinlemeyeceğim şöyle o konuyu. Şundan mütevellit çok güzel bir konu geldi. Oğuzhan yine iyi bir yere parmak bastı. Diyor ki lore anlamında da diyor. Alliance'da ekstra bir şey yoktu. İçerik Horde'daydı. Yok işte Sourfang'i seçiyordun. Sylvanas Loyalist'liği şu bu falan diye. Yani o zaman peki Alliance'da ne yapılabilirdi ki yani bu anlamda? Yani aslında onda ufak bir şey var. Oyun seçim yok da. Mesela Yaron'un Dark Side'ı atarlı tarzı olarak gözükmek istiyorsa Nahal tarafında Dark Black Moon makyajı yapabiliyorsunuz. Hmm. Kendinizi öyle göstermek isterseniz. Gözler mi oluyor? Aha, Night Elf'in gözünde yani. Siyah yapabiliyorsun. Çok daha soluklaşıyor. O hatta neredeyse koyu, çok koyu beyaz diyeceğim artık. Ve simsiyah gözler oluyor yani. Ne deniyordu? Black Moon. Aynı şey gibi. Supernatural'daki evet. Demonlar gibi oluyor. Evet hani Trender'in tarafında hani çok agresif tarafta olduğunu böyle belirleyebiliyorsun ama bir seçim değil tabii. Hani oyunda tıklamak yerine gidip kendini evet. Customization evet. Yapabiliyorsun. Ama o da bir simge mesela. Tabii canım. Bence. Şimdi öyleyse zaten aslında nasıl söyleyeyim loop'a girmeye başladık ufak ufak. Görkem'den başlayacak olursam. Genel olarak abi nasıl toparlarsın? Evet Horde'da kurultay kuruldu. Trende atara kalktı. Bir faction savaşı daha başlayacak. Ne diyorsun abi? Ya bence işte şimdi gidişattan dolayı Shadowlands'te zaten herkes bir kendi derdine düşecek. Faction o yüzden zaten ikinci plana düşecek. Önce işte Shadowlands'e nasıl geçeceğimiz önemli. Zaten evet. Peki bu sence faction'ı etkileyecek bir şey olacak mı yani Shadowlands'e gelince? Olacak. Kesinlikle abi, olacak. Çünkü şey zaten ya. Şeyi düşün. İşte Bol var. Alliance temelinden gelen bir adam. Sylvanas işte Horde temelli evet. Gözükmese de öyle olan bir lider. Şimdi Sylvanas'ın yapacakları ve bu bizli konuşması zaten genel bir planı olduğunu gösteriyor. Trenden'in de öbür tarafa geçip Elun'la ilgili bir şeyler öğreneceğini ve işte Emerald Dream'in Shadowlands'taki yansıması olduğunu da öğrendik. Demek evet. ki orada o da kendi artık nasıl diyeyim karakter aydınlanmasına hesaplaşmasını yaşayacak. Evet aynen bir inancıyla hesaplaşacak ve işte Elun'un ne olduğunu öğreneceğiz sayesinde. Yani iki tarafta da aslında kişisel gibi gözüken ama faction'ları etkileyecek olaylar var.
Sylvanas'ın yaptıkları iki faction de etkileyecek. Evet. Tyrande'nin yaptığı... Ama Sylvanas bu... artık factionist diyebiliriz Sylvanas'ın. Nasıl? Artık Sylvanas'a factionist diyebiliriz. Sylvanas'ın bir faction'u yok diyebiliriz ya, net. Sylvanas yani... Ya. Bence Forsaken'larda loyalistlerin hala olmasından dolayı Sylvanas Horde'a bağlı kalır. Ben öyle yani düşünmüyorum çünkü... Bağlı. Yok ama şey diyordu yani... Orkların Forsaken, konuşması hani... da çok sert abi. İstemiyorlar. İstemiyorlar yani çok net. Hem istemiyorlar hem olay isteme olayı değil ama şimdi şu an gözüken şeyden dolayı istemiyor. Sarfeng'in takipçisi olan çoğunluk şu anda evet. Konuştuğu için istemiyor tabii ki. Yani evet ama sonuçta loyalistleri tamamen şöyle düşünün. Mesela Garrosh döneminde Korkrong olamıyordu. Onu düşünün. Onu neden olamıyorduk? Çünkü Garrosh Old God Corrupt olduğu için kurduğu faction'da corrupt bir faction'dı ve yani tam anlamıyla kötüydü. O yüzden o tarafa geçemiyorum. Şimdi eğer gerçekten Sylvanas tam anlamıyla kötü olsaydı aynı Garrosh gibi işte bir hani başka bir güdüm devamı gelmezdi. Ha, aynen hem bizli konuşmazdı hem loyalist olma şansımız olmazdı ve onu daha erken keserlerdi. Şu anda loyalist kalabiliyorsun. O mevzu öyle bitiyor. Hatta loyalistsen şeyi de görüyorsun. Orgrimmar'da Whisper geliyor işte hala işte Dark Lady evet, falan yani takipçileri var evet yani hani yakalanan ve açığa çıkanların dışında hala gizli duran bu şey çok kötü ya böyle kelepçelemiş götürüyorlar Orgrimmar'ı. Tabii tabii evet o zaten bir şey yaratıyor özellikle hala Sylvanas'a loyal kalmış insanları gaza getirmek için yapılmış evet, bir şey evet. Paris yani. Ben bir şey sorabilir miyim? İki tane sorum olacak. Birinci sorumu soruyorum. Şimdi Tyrande eğer faction'ı kabul yani faction'dan gitmeyeyim de Horde'u kabul etmiyorsa bütün Horde'u mu kabul etmiyor yoksa tekil olarak şu an Sylvanas'ın peşinde mi? O Sylvanas üzerinden. Onun bir şey sahibi yani. Bu önemli. Bunları Sylvanas yaptı diye düşünüyorum. Tyrande'nin tek derdisi var. O zaman şu anda yapılan anlaşma hiçbir şey demiyor. Mantıken o zaman ben böyle algılıyorum yani o diyor ki benim derdim Sylvanas'a. Sylvanas'ı da zaten o şu anda Horde kabul etmiyor kendi içinde. Şu anda o she's a three. En azından öyle gözüküyor evet. Yani. O zaman şu anda ama yani şöyle verelim. Ama güven olmaz modu da var yani evet. Trend'de. Horde'da güven ol modu var. Evet. Ha, genel olarak güvende olma modu var. Var güvenmiyor zaten. Yine bunlar yapar benzer şeyler evet. Diye. Jaina da güvenmiyor. Hatta kulturanların geneli zaten Horde'a gayet şey kurulmuş halde. Kurulmuş halde evet. Yani ufak bir kıvılcıma bakıyor tekrar yani evet, şu anda barış çok böyle tabii çok böyle güzel bir barış yok yani. Sadece işte aynen Utku'nun dediği gibi aynen böyle uygun bir durum var. Hani şey yapalım. Birbirimize bu ara artık sataşmayalım ve herkes toparlansın durumu var. Okey. Bu kadardı. Legion'da da böyle bir durum İngilizler var. İngilizler savaşırken 5 çay içermiş ya savaş sırasında. Onun gibi işte. Yani. Bir de şey, Sylvanas loyalistlerin arasında sizce törenlerden de falan katılan olur mu? Yani bir sadece undeadler mi olur yoksa... Hayır canım sen varsın mesela. Her öykü seçebiliyordu canım. Oluyor, herkes var. Tamam ben varım ama bu arada tamam, bir de bunu tamam, işte, saldıracağım. Başka yok işte. Sylvanas'ın o şeyini ilk politikalarını destekleyen herkes buna dahil işte öyle. Evet herkes seçebiliyordu canım. Ben yaptım. Zaten şey mesela Tavrenlerin de Dark Faction'ları var. Yani işte Magatha'nın Faction'ı mesela şu anda Horde'da. Magatha da Horde'da. Öyle düşün yani. Ki o zamanında işte bir sürü pislik yapan Magatha tekrar Horde'da ve Tavrenlerin işte içinde bir nevi ya. Öyleyse yani... Murat Han'a dönüyorum. Abi sen nasıl toparlıyorsun bu iki videoyu? Ya benim aklıma şey geldi önce. Hani tekrar bir şey olabilir diyoruz ya. Hani Görkem'in çok önceden bir iddiası vardı. O sızdırılan sinematik dikiş gerçeğiyle 9-0'a bizi bağlayacak. Hani Stormwind'de olaylar yaşanacak gibi. Afresia beni duyuyor musunuz bu arada? Geliyor sesini. Alex Afresia benim yani. Sıkıntı var ya. Evet Discord'da sorun var onu ben de fark ettim. Twitch'te var mı? Bildirmekte sorun yaşıyor. Yok Discord'da sadece ben. Bizde sıkıntı tamam. Yok büyük ihtimal Discord patlıyor. Evet Discord bir lag yapıyor. Evet. Alex Afresia bir şey demişler. Galibiksin.
nasıl diyeyim, palasının üstünde kocaman bir top var ya, Stormwind'de var. O patlayacak demişti. Merak etme, evet. O patlayacak demişti. Evet. Aklıma da şey geldi. Acaba öyle bir silah o topu atacaklar. Stormwind korkunç bir yıkıma uğrayacak. Ardından da o sinematik öğünleri yaşayacak acaba. Olabilir. Yani gayet mümkün. Ben onu ve bulayım. Burada yine bir gerginliği, yine bir gerginliği filmi atabilir. Peki Malfurion nasıl bir tepki verir sizce şeye? Tramda'ya? Yani sakin ol, ne yapıyorsun? Hop, işte biraz dur falan. Yoksa oh, I'm behind ya. You falan, my lady. I will fight for you falan deyip. Tyrande'nin yaptığına bakar. Yani o çok büyük bir şey yapması, çok dark side bir şey yapması lazım ki Malfurion anca o zaman yani bırakır. Yoksa o gayet şey, hanımcı yani. Zaten hiçbir yerde yok ya. Save me my love falan işte. Tabii tabii. Öyleydi. Şey diyeyim. Şu leak. Battle for... Az önce ben şu açıdan söyledim bu arada. Action War vesaire dedim de. Karakter gelişimi çok güzel yaptı bence. Şey, karakter gelişimden kastım. Küçük karakter gelişimleri. Mesela Jaina'nın, Jaina'nın, Sylvanas'ın, Saurfang'in, Brandon'ın. Hani o War Campaign'de sinematikte biraz da hatırlasanız da yani. Bane'le Jaina'nın konuştuğu. Çok güzeldi. Troll'la Jaina'nın konuştuğu. O da çok güzeldi. Yani o karakter gelişimlerini Section adı altında çok güzel yaptılar. Ben şeyi düşünüyorum. Demin dediğin ya, Kurtraft'ta şimdi kuruluyor falan. Biz bir dersimizde şey işlemiştik. Bu mesela bir toplumun içinde daha önce o asıl toplumun içinde asimile edilmiş ufak topluluk var ve o mesela korkunç şeyler yaşamış daha önce. Bunu şey konuşmuştuk. Yani iki taraf arasında hesaplaşma yaşanmadığı sürece, yani o sorun yaşayan toplum hakkını almadığı ya da bir olay sonucunda hesaplanma yaşanmazsa hep bir gerginlik olur diye konuşmuştuk. Şimdi bakıyorum hala Utopia'ya göre Hogan alamadığı hesaplar var. Ve şimdi hala bize Elias'a göre de mesela Kultura'nın alamadığı hesaplar var. Benim aslında aklıma gelmeden biri buydu yani. Hesaplaşmaları tamamen yaşanıp factionlar arasındaki o gerginin öyle kalkması hani. Geçmişte ne yaşanması? O konuda çok kısa araya girebilir miyim? Eğer bu hesaplaşmanın evet. bitmesini istiyorsan ork oluşumunu tamamen Azeroth'tan silmen lazım abi. Çünkü yani natürel olarak da doğal olarak da ork Azeroth ırkı değil. Yok hayır, ama kastım ne bu? Hani geçmişte yaşanan her şeyin hesabının bir şekilde bir olaylar zirvesiyle belki çarpışmayla kapatılmasını kastediyorum. Gerginliğin bitmesi. Ya işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir şey bitse bile nasıl söyleyeyim, işte atıyorum Alliance kazandı. Bu kez de Horde bilenecek. Horde kazandı. Aynen, başa dönecek. Çünkü bu konflikt doğal bir konflikt değil. Yani bu savaş doğal bir savaş değil. Bu zorlanmış bir evet, savaş. Evet. Mesela nasıl troll savaşı sona geldiyse ya da işte Virkullarla olan bu Titanların o şey Loken'in falan çıkardığı savaş evet, nasıl evet. bittiyse, bitebiliyorsa o savaşlar, çünkü onun doğal bir sonu var. Yani bunun bir doğal sonu evet. olamaz çünkü savaş bir doğal. Bir tane değil, kötü o. var. Evet. Düşman var, bir kötü evet. var, halledir diyor. Yani o yüzden bu hesaplaşma kapanacağını sanmıyorum. Yani işte o zaman benim aklımda tek geldiğim gibi tek action ve Mormud'un kişi ödev olan. Sizden daha biraz bir iş düşüneceğiz. Onun dışında Sivanas'ın factionist olduğunu düşünüyorum. Ve Prende'yi konuştuk ya mesela. Shadowlands'de Jaina'ya yapıldığı gibi Prende'ye bir karakter gelişimi, yani belki bir nasıl diyeyim, Redemption değil de hani o Jaina'ya yapılan yapıldı. Avenger. Yok ama şöyle düşün, Jaina intikamını almadan hani nasıl diyeyim, içindeki o öfkeyi yendi o olaylar sonucu ya. Belki Trendy'ye de elini yani aslında Jaina biraz intikamını aldı abi, yani Dalaran yarısı yok oldu be.
Evet, hala nefret doluydu ya ama ondan ya tamam da yani o da sen de yani doy be kardeşim, daha ne kadar horde öldüreceksin yani. Değil mi? Ya o zaman Dark Shore'da zaten Elayna Ford katlediyor o yüzden ne kadar. Ya gerçekten Sivan'ın gerek şey neyse. Sivan hepsi aynı ya. Hepsi aynı ya. Evet. Hepsi aynı, hepsi bok aynı ya, aynı bok. Yani Sivan'dan pek, yani, pek bir farkı yok ya bence. Yani şimdi şöyle bakıyorsun, kötü karakter nedense insanların aklında hep Sylvanas gibi. Şimdi ama çok öyle öne sürüldü. Ama öne sürülmesine ziyade bence Murat Han çok radikal kararlar. Yani bunlar her insanın kabul edebileceği şeyler değil. Bunu daha önce konuşmuştuk aslında. Hani evet, ben Sylvanas'ı böyle ona yakıştırıyorum demiştim. Evet, yani bir de dediğim gibi herkes bunu kabullenemez. Özellikle günümüz dünyasında kabullenmesi çok zor. Çünkü günümüz gençliği ki bizler savaş görmüş bir nesil değiliz. Evet. Mesela babama sor, babam bir şey demez büyük ihtimalle yani. Adam savaş görmüş yani. Kıbrıs Savaşı'nı yaşamış. Doğru. Adam. Ha evet, yani, okey. Doğru, hele iki yani. Savaşı görmüş. Yani ben böyle değerlendiriyorum açıkçası. Doğru. Sylvanas'ın bu kadar tepki görmesinin şeyini. Ya valla ne kadar garip değil mi? Ne konuşursan konuşalım konumuz bir yerde Sivan'da geliyor ya. Yani şu anda konu orada düğümlendiği için yani son Faction Savaşı evet. Tirande ve Sylvanas sayesinde diyeyim, yüzünden demeyeyim. Sayesinde evet. Çıkacağı için ve ben bir yerde az önce yazdılar chatte. Tirande vs. Sylvanas CJ'yi görmek istiyorum yani. Güzel de olur yani. Var ya ay çok güzel olur. Zor. Yani zor savaşlar büyük ihtimalle. Yani zor bir savaş. Tendresini yakmasın. Yani. Abi askeri şartlar ne gerektirirse yaparsın ya hiç. Öyle demem yani şu anda. Yok CGI'den kastı. CGI şeyini demiyorum. Bayağı çetin bir savaş olur demek istiyorum. Var ya. Yani evet, hem görsel olarak bir doyum verir bize hem de evet. Hikayesel anlamda bir doyum verir. O zaman çok da şey yapmayalım. Ben benim düşüncem tabii Görkem'le Murat Han ne düşünüyor bilmiyorum ama biz tekrara bağlayacağız gibi görünüyor. Çünkü zaten herkes fikrini söyledi aynen. Evet, yani evet. Konu, hatta gelecekle ilgili tahminlerimizi bile yaptık. Evet yani konu şöyle geniş aslında dar. Dar ama geniş. Nasıl geniş? Yani detaya girdiğin zaman işte Ogrim'in yaptıklarından tut Varian'ın yaptıklarına kadar her şey Horde ve Alliance'ı tek tek ilgilendiren konular ama biz geniş perspektiften bakmaya çalıştığımız için konu biraz aslında basit. Nedir o? İşte Horde dünyaya geldi. İşte Thrall Horde'u kurdu. Alliance dik durdu. Karşı koydu. Şu anda yaşanan da Tyrande ile Sylvanas'ın arasındaki kan düşmanlığı diyelim. Yani evet. Özetle hepimiz de aynı paydadayız. Horde'daki kurultayı beğendik. Tyrande'nin atarını sevdik. Yani şu anda dördümüz de aynı paydada paylaşıyoruz. Evet. Şey olacak o zaman. Yani Tyrande ve Sivanas, Horde ve Alliance'ın tamamıyla ayrı. İlk sorda kapışacak kendi. Aynen yapacaklar. Onlar evet, da evet. Okey ne yaparsın. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani işte tarzım olabilir olacak. Evet. Hatta bilmiyorum, belki Shadowlands'da öyle bir an içinden bekleyebiliriz ya. Ya şey de olabilir yani, kendi factionlarını yani Horde ve Alliance'ı savaşa sürükleyecek de olabilir. İşte bunları da ilerleyen paketlerde göreceğiz ki zaten hani hype yaratan şey de, güzel olan şey de, merak uyandıran şey de bu. Evet, aynen. Diyelim ve bağlayalım. Yayını sona erdirmiyoruz ama Lore Konseyimiz sona erdi diyoruz arkadaşlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi sorularınızı sormaya başlayabilirsiniz. Biz buradayız ama nasıl söyleyeyim, anlatsal olarak anlatacaklarımızı toparlamış, bağlamış ve size sunmuş olalım dostlar.